Hop işte beklenen adam geldi Doğuna ver. Ben sana bence. alkış yolluyorum. Bu sefer duyacaksın inşallah. <laughs> duyuyor musun? İnşallah duyuyor. <laughs> Haydi demi. Ulan yine konuğa alkış sesini yollayamadık ya. Ulan ikidir böyle oluyor. Bu arada konuk ismi şey kalmış ya. Yiğitan kalmış. Bizim moderatör hemen düzeltir onu. Geçen tamam hafta ya Yiğitan olur mu? Bu ha, bu haftalık yiğitan olurum. Bu hafta ben yiğitan. Soyadın Tavşan oldu. Oturmasın. <laughs> olur. Şimdi aslında benim ilginç planım vardı. Doğu ne haber nasıl gidiyor sen anlatırken ben orijinal bir şey yapacağım. Instagram'dan kısa bir yayın edip çağıracağım. Diyeceğim ki ha, ya oraya... süperstar Doğukan burada. Geliyor. <laughs> DNS'e bakıyorum aslında bu hafta biraz DNS denen şeyle ilgili bir şeyler baktım. Yeni Yine. şeyler keşfettiğimden değil de aslında ne kadar zayıf bir de işte Unstoppable <laughs> Domains diye bir şey keşfettim. Biraz böyle işte bu coincileri diyeyim. Ya da işte blockchain teknolojilerine meraklı olan arkadaşları da ilgilendirecek bir şey bir noktada. Anladım. Dur şimdi bana bir saniye ver Doğukan. Şu anda ee, Doğukan şeydesin. desin. Ee, Merhaba. Sanırım sanırım bakayım bound henüz değilmiş şu anda burası bize bir dakika daha verin arkadaşlar yanımıza bir 5-10 kişi daha alacağız partiye canlı yayındasın Doğukan ama sesini duymayacaklar dudağını ben okutayım sen Merhaba. şey yap dublaj merhabalar nasılsınız ben Doğukan <laughs> 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 İsmim başkaydı ya değiştirmiştik ismimi sanki arkadaşlar Twitch'teyiz başladık unutan varsa maça dalan varsa maç 1-1 bir bir zaten boş verin ya beraber sallayın Twitch'e bekliyoruz. Burada kalmayacağız söyleyeyim. Twitch'e bekliyoruz. Bak şu an Doğukan DNS'ten bahsediyor. Nedir Doğukan DNS'in bu derdimiz ya? Hala kriptosuz. ya yani. Ha kripto yapmak için DNS'e uğraşıyorlar. Bir türlü yüzde yüz kripto olmayan. Ya yegane doğru dürüst kriptosuz olan trafik DNS trafiği ya. Böyle bir şey olabilir Peki mi? bunu şöyle şu açıdan bakalım. Neden kriptosuz böyle? Kriptosuz olmasına gerek var mı acaba? Güzel yani, sorular par... bunlar. Yani, Güzel sorular kamera. Hani her şey kripto her şey kripto olsun falan diyoruz ama şöyle bir örnek vereyim. Mesela ben bir device'ı gidip bir network'e bağladım. Evdeki router'ın arkasına bağladım. İşte, Wi-Fi'ye join oldum yani. Öyle ha. düşünüyorum yani. Sonra benim DHCP isteği bu IP adresi almam gerekiyor değil mi? Ha. E, bu istek eğer şifreli olursa ben daha IP adresi bile alamadan ben bu bağlantıyı nasıl sağlayacağım? Mesela Güzel sorular bunlar. Güzel sorular. Güzel pa soru değil mi? sonra. Hani T0 sonra. anında. T0 anında. Parmaktan sonra. Yapacak? Ama şimdi konuyu biraz geri sarmamız lazım. Yani bu DNS nedir? Biraz kripto nedir? Onlara bakacağız. Nereden geldi? Arkadaşlar Twitch'teyiz. Twitch kanalının adı ne? Twitch.tv slash siber cümbüş. Bekliyoruz. Burayı kapattım. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Evet Okan. Şimdi o zaman önce şu DNS'le başlayacağız. Peki sen niye DNS'e daldın? Bu nedir DNS'in olayı? Ondan yani önce geldi. istersen Dieniz... bir vakayla mı başlasak? Nedir ne değildir? Önce vaka mı sonra mı DNS? Nedirsin? Bence önce DNS'e nereden geldik? Vakadan bahset abi istersen. Vakadan. Hani hangi vakadan itibaren, hangi vakadan dolayı DNS üstüne konuşmak istedik? Var mı tahmin biraz edecek hangi vakadan dolayı bugün? Çünkü 2011'in güzel, fantastik günlerinden bahsedeceğiz. Mart ayıydı. Firmalardan bir tanesinin web sayfasında abuk soğuk bir şeyler çıkmıştı. Hatırlayan var mı acaba? var mı? Ha? Görsel var mı sende? Var tabi. Web sitesinin o Kendi cep telefonuna çektiğim kare var. <laughs> yemek sepeti değil. Yemek sepetinin DNS alakası yok. Türk Hava Yolları da değil. <laughs> Hex sepetimi. mi? <laughs> Sen yazıları okuyabiliyor musun Doğukan? Küçük biraz ama. Okuyabiliyorum evet Mükemmel. Facebook çökmesi. Hayır hayır hayır. Ha Facebook çöktüyse DNS sorunu yaşandı ama asıl sorun BGP'di. BGP'den dolayı DNS sunucuları merkeze ulaşamadı. DNS'ler kendini kapattı falan da. Aa geçen haftaki yayında onu seyredin. Ondan bahsetmiyoruz. DNS Security'den bahsediyoruz. Facebook'ta DNS sunucunun ee, merkeze ulaşamıyorum. Kendi kapatmasıydı. bu security açığı değildi o bence plan... hem rotaları hem DNS sunucularını aynı anda değiştiriyorlar ama Yok işte yok 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 öyle değilmiş. Değil, mi? değil değil. Ben Facebook'un resmi raporunu okudum. Allah. Sen geçen yılki bizim geçen haftaki şeyi seyretmemiştin. Yakaladım seni. Twitch <laughs> yayında. Ben hepsini <laughs> anlattım diyor. Yoğunum biraz. Ürün çıkmak üzere o yüzden şeyiz yani. Benim ama bak söz verdi. Yarın seyrediyormuş. Çıkarım. Tamam güzel. Allah. Sıkıntı yok o zaman. Şimdi Pegasus Pegasus'un bak biri buldu. İşte bu. Okey. Uydun etme, uydun et, uydun et eklendi ya? Bak onu kaçırmışım ben. Yok. Aa ona, evet. Onu ben bilmiyorum. Belki, Olabilir. de öyle bir şey yoktur. Gaza gelmeyelim. <laughs> 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 Okey. Şimdi o zaman bir saniye Bizi isteyeceğim, Bir ekran paylaşacağım sizinle. Ekran paylaşımında. Böyle o anı size yaşatacağım. Aylardan Mart ayı. Gökhan'ın cep telefonu. Doğu görüyorsun değil mi? görüntüyü? Evet görüyorum. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir siteyle karşılaştım. Flypegaspgs.com bu Pegasus Airlines'ın web sayfası. Bunu gördüm. <gülüyor> <gülüyor> bir de acayip dayayıp döşemişler ha. Yazısını biliyor musun? Okudun mu? Hatırlıyor musun? Hayır yazısını okumadım. Ne? Genelde böyle bazı hack olayları politik falan olur. Ya böyle tamam bir şey politik olay var. Tamam yukarıda işte kapitalizm, fakirlik vesaire klasik tamam. Mesaj vermişler tamam ama altında da demiş ki Bizler ne ayak takımı olan anonimiz ne de başka bir örgütün alt koluyuz. Biz bilmem neyiz, Reklamını yapmak istemiyorum şimdi ismini de anlayacağım. Ee, deyip beni bizim başka abuk sabuk şeylerle karıştırmayın demiş. Böyle o iddialı da konuşmuş. Bak bu da şeyin. Fly Pegasus'un resmi açıklama. Ben resmi açıklamalar dışındaki şeyleri pek göstermeyi düşünmüyorum görsel olarak. Ya bu gerçekten o anda yaşanan kare. Yani bütün kamu bu manzayla karşılaştı. Bu da Fly Pegasus'un resmi açıklaması. Domain hizmeti aldığımız şirketin sistemlerine bir siber saldırı gerçekleştirilmiştir. Bunun sonucunda ziyaretçilerimiz kendi web sayfamıza gelemeden başka bir sayfa yönlendirilmiştir. Şirketimizin hizmetlerine, sunucularına veya verilerine yönelik herhangi bir erişim veya girişim söz konusu değildir. Saldırı internet hizmetimize yönlendirme yapan servislere yönelik gerçekleştirilmiş olup en kısa sürede çözüm için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Saldırı internet sitemize Yönlendirme yapan servislere yönelik. Ne demek bu? Yani internette var olabilmeniz için ihtiyacınız olan. Yok yok sunucu değil. Ya bunu biliyoruz. Sen şey. bu arada bir yönlendirme servisinden mi bahsediyor? Bir proxy'den mi bahsediyor? O proxy gibi bir şey değil. FLYPGS.com'a yazıp gittiğinde aslında gitmeni sağlayacak olan şey o DNS isminin oldu. Tamam ama ifade... güvendiğin I know, I know. İfade çok hocam. Saldırı internet sitemize yönlendirme yapan servislere. Yani DNS sunucusunu kastediyor değil mi? Başka bir şey kastetmiyor. Yok ya böyle okuyunca şey gibi anlaşılıyor aslında. Hani arada bir routing yani networking yönlendirmesi var. Onunla ilgili bir problem olmuş gibi Bir hissiyat yarattı ama aslında <laughs> anca DNS kastediyor. E, DNS kastediyor çünkü orada hani okay. üstte söylediği şey de hani bizim servislerimize gelmeden... Hani başka bir yere gitmesi. Hani ben bunu hani bu olayı bilmesem hiç böyle okusam ama DNS diye bir yorumlamazdım. Hani hata bilmeseydim aslında. Garip ki o kadar DNS sonucusunu böyle bir, bir <laughs> takla attırmış ki servise öyle bir cümle yazmış ki Şimdi bak DNS'i biraz aslında anlatmak lazım. DNS nedir ne değildir. Mesela şurada bir DNS kaydı. Sen buradan böyle bir şeyler bize bir anlatırsın bir türkü patlatırsın ya da bu domain name service yani DNS nedir aslında bundan ilk başta Ve kayıt, kayıt gerekiyor. tipleri de ekranda var şu anda. şimdi bütün network cihazları, bütün ağ cihazları aslında bizim işte IPv4 veya V6 olarak isimlendirdiğimiz numaralardan anlıyorlar. Bu cihazın hiçbirisi bu yönlendirme için daha doğrusu yani bu, şeyden haberdar değiller domain isimlerinden haberdar değiller yani sen google.com yazdığın zaman Aa, bu kişi google'a gidiyormuş biz o zaman onu google'ın sunucularına yönlendirelim i̇şte hangi internet servis provider kullanıyorsa böyle bir yönlendirmeden ziyade senin bu yönlendirmeyi yapmadan önce yani o adrese o ip adresine gitmeden önce bu dns domain ismi daha doğrusu işte flpgs.com olur google.com olur twitter.com olur artık neyse bunun bu tekstin bu metinin karşılığında hangi IP adresi var? Bunu biliyor olman gerekiyor. Oraya ben burada bir tırnak yani tırna açayım. Daha... Doğu, ekleme yapayım sana. Bakın arkadaşlar. Bilgisayarlar öyle Google konmuş. Ne bileyim ABC konmuş. Anlamaz. Bunlar iç umumda değil. Bilgisayarlar sayıyla çalışıyor. Ve internet haber sitesinde kullanılan sayısal ifade adreslemede IP adresidir. Sen bir sunucunun IP adresini yani bir yere doğru hedef bir trafik yaratıyorsan, bir hedefe ulaşmak çalışıyorsan, o hedefin IP adresini bilmiyorsan trafik yaratamazsın. Nokta net. Kaynak sana ait bir IP olacak. Hedefin IP'sini bileceksin. Haberleşme ancak öyle başlar. Onun dışında haberleşme olamaz. Yani siz şu anda hangi web sayfasını açarsanız için, hangi servisi açarsanız için, web sayfası açmadın, cep telefonundan WhatsApp açtın. IP adresini cep telefonunun bilmeden onunla haberleşemez. IP adresi görüntü olarak tekrar şu ekrana geleyim. Bakın şunu gibidir. Ne bileyim 216, 194, 67, 119. Böyle avukat bir adrestir. 4 tane e, onluk sistemde yan yana gelmiş sayıdır. Yani haberleşme bunun olur. Yani o bilgisayar için Google.com hiçbir şey ifade etmiyor. Bana diyor ki arkadaşım şu 4 tane de sayıyı ver. Yoksa ben haberleşemem diyor. Net. Bunu bana bir şekilde öğretmen lazım diyor. Ki bunu öğrettiren kimdir? Burada Doğu aldı sazı. Yani burada bu işi işte e, bu hostun karşılığında olan IP adresi, benim gideceğim servisin IP adresi nedir? Aslında DNS servisiyle öğreniyorsunuz. Sizin bunu sorgulayabilmeniz için DNS sunucusunun IP adresini biliyor olmanız gerekiyor. Bizim işte zamanında bu işte sosyal medya engellerinde en çok kullandığımız insanların değiştirdi. ne var? 888 8, 8 ya da işte 8844 4 var. Zaten çünkü. ülkede ne herkes DNS'i öğrendi ya bu sayede. <laughs> evet herkes DNS'in ne olduğunu öğrendi. Çok mutlu oldum yani ben de. <laughs> Siz bu şimdi burada aslında böyle bir, bir temel bir problem var. E, biz DNS'e işte bir domain ismini atıyorum. abc.com'a gitmek istiyoruz. Bunun için DN... bu neden var? Çünkü biz insanız ve bunun IP adresini hafızamızda tutmaktan ziyade bu işte metini işte abc.com'u aklımızda tutmak daha kolay. O yüzden DNS ismi diye bir şey. DNS aslında Yoksa... burada şey rehber gibi değil mi? Rehber gibi yani ben WhatsApp işte web.whatsapp.com'a girerken işte 72, 116, 22, 11 diye sürekli yazmak istemem yani bir de nasıl bu IP ya, adresi değişebilir. Doğukan'ın telefonunu ezberlemiyorsun Doğukan adını ezberliyorsun, telefon rehberinden Doğukan'a geliyorsun yanında numara yazıyor aslında aynı halt bildiğiniz DNS sunucusu Aynen. bir rehber demek yani rehbere bir şekilde kaydediliyor ee, Fly Pegasus'ta rehbere kaydedilmiş rehber eşittir DNS sunucusu ama birileri rehberi karıştırabilir belki ne diyorsun Doğukan? Ya bu noktada yani birilerinin rehberi karıştırması aslında tamamen o hizmeti veren firma kimse onun insafına kalıyor. Yani o firma eğer PGS e örneğinde olduğu gibi yani yeterince iyi önlem almazsa yani ben atıyorum işte bir web sayfası kuracağım, bilet satacağım atıyorum xbilet.com diye bir şey kuracağım yani gidiyorum bu işte domain ismini aldığım sayfaya xbilet.com'u işte satın alıyorum, onun arkasına bunun IP adresi şudur diye bir kayıt giriyorum. O girdiğim IP adresi de benim web siteme barındırdığım sunucunun IP adresi. Burada aslında o işte üçüncü parti kişilerle iletişimde olmuş oluyorum. Yani bir noktada onlara güveniyorum. Hani işte bu işte sana bu... Rehberi yöneten adamlara güveniyorsun. Onlara... Yani değil mi? Bu demek i̇şte güveniyorsun, tırnak tırnak içinde güveniyorsun. Yani. Ama aslında güven noktada... kaybederlerse başka müşteri alamazlar, rehber hizmeti veremezler. Doğru, öyle değil mi? Yani o iş o kadar da... Yani çok korkulacak bir şey mi sence DNS servisi? Ha şu anlamda güvenmen lazım. Ya... Hacklenmesinler. <laughs> Ya işte o noktada he, hani hep zero trust diye bir şey var ya hiçbir partiye hiçbir şeye güvenme. Ama orada da şöyle bir şey oluyor. Ben xblack.com'u kuruyorum. Şimdi başında söylemiştim ya bir domain ismi ekmek istiyorum. Bunun IP adresini bileceğim. IP adresini öğrenmek için de bir DNS sunucusunun IP adresine ihtiyacım var. Evet. Bu DNS sunucunun IP adresi de sürekli değişebilir. Bu noktada aslında şöyle bir şey var. Dünyada 13 tane root DNS sunucusu var ve bunların IP adreslerini herkes biliyor. Ona sabit. Yani işte onlar sabit. Ve siz atıyorum bir servis sağlayıcısıysanız ya da atıyorum hosting firması kurdum mesela kendime. Gittim 20 tane sunucu aldım. Hosting firması kurdum. Hosting yapıyorum. Ama benim bu DNS sorgularını yine kendimden daha yukarıda bir kuruma öyle diyeyim. Yukarıda bir organizasyona gidip soruyor olmam gerekiyor. Yani böyle bir varsayılan bir mekanizma en başta kurulmuş olması gerekiyor. Çünkü bağımsız bir yapılanma değil çünkü bu. Yani mesela blockchain uygulamaları gibi distributed işte herkeste aynı bilgi var gibi bir şey yok. Bu aslında DNS merkezi bir şey bir noktada. Ve sizin bu evet, kaydınız 13 tane DNS sunucusunda yoksa işte abc.com'un DNS sorguları işte IP adresi öğrenilmek isteniyor rehberden dediğiniz zaman o sunucular sizi gidip işte abc.com'un DNS cevaplarını kim sorum DNS cevaplarını vermekten sorumlu sunucu kimdir? Ona yönlendiriyor. İşte bunu yapabilmeniz için firma olmanız lazım, işte Ayana'dır, şudur, budur bu kurumlarla anlaşmanız lazım. Kendi kök DNS sunucu kaydınızı onlara girmiş olmanız lazım. Şimdi sen lazım. Doğukan, DNS e... sunucusu hizmeti vermek için gereklilikleri mi anlatıyorsun bize? Ben doğru mu anladım? Evet işte şu yüzden anlatıyorum. <laughs> Bunu anlatmamın sebebi şu. Niye anlatıyorsun? Senin böyle bir hedefin var, var herhalde. Çıcaksan... DNS sunucusu mu? kuracaksın, ne yapacaksın? <laughs> Yani xbilet.com'u alabilmek için buradaki bu güvenme şeyinden bahsediyorum. Yani gidip o servisi satın alman, ben de bir DNS sunucusun merkezi kuracağım ve herkesin DNS sunucularına cevap vereceğim gibi bir durum çok şey değil. Çok nasıl desem mümkün değil. Sen bunu o şey için mi söylüyorsun? partilere güvenmek sen bunu partilere güvenmek durumunda kalıyoruz. Bu işte kayıtları girdiğiniz atıyorum şimdi Go dedi desem çok da şey olmaz çünkü bilindik bir firma. Sıkıntı bu yok. Go dedi domain İstediğim satanlardan bir tanesi. İstediğin marka adı verebilirsin. Fly Pegasus diyoruz biz. Bu, <laughs> bu web sayfalarına bir credential'la web sayfasından login oluyorsun. Mesela sen sistem yöneticisisin. Fly PGS'de çalışıyorsun. Ben sana bir gün kahve içmeye geldim. Elimde bir tane USB bellek. Hop senin onun bilgisayarına bağladım. Sen içeride kahve doldururken. <laughs> senin bilgisayarına eriştim. Senin de Go dediye ve Fly PGS'nin kaydına erişim olduğunu <laughs> biliyorum mesela. Diyelim ki. <laughs> Bunlar atak tavsiyesi değildir ha. Aman Böyle şeyler yapmayın Farz-ı mahal dedik yani Farz-ı mahal paralel bir evrende <gülüyor> Paralel <gülüyor> bir evrende, evrende. Evet. Hala seyredemedim Rick and Morty'yi ya Valla bir vakit olmuyor Neyse. <laughs> Benim, bu hafta ben çok acayip yoğundum. Yani orada bir hani DNS ile ilgili bir şeyden bahsediyorum aslında bir güven problemi var. Bu çözülmesi gereken bir güven problemi ve bunu. Yani şu şunu mu demek? Aslında ilgili bir şey yapamıyorum yani. Fly Pegasus, ya şimdi burada e, Doğukan anladım ben senin demek istediğini. Yani bir, e, aslında iki unsur var. Bu DNS kaydında ne oluyor? İşte Pegasus'un IP'si şudur diye bir rehber kaydı var. Gerçekleşen atak şu anda. çeşitleri de var. E tabi bir sürü rehberin alt kayıtları var. Yani mesela rehbere adamın adresini de kaydedersin, Telefon numarasını da kaydedersin gibi düşünün. Farklı farklı kayıt tipleri var. Doğrudur. Bu adamın kayıt tiplerinden bir tanesi değiştirilmiş. Yani özellikle WWW'nin web sayfası kayıt tipi. Yani ana sayfaya gidecek kayıt tipindeki rehberde gitmesi gereken bilgisayarın IP adresi değil. Başka bir IP adresi gidecek şekilde kayıt değiştirilmiş. Burada şimdi o zaman Aynen. iki ihtimal var. Bir, ya sonuçta bunu kaydeden, kayıt değiştirme yetkisi olan bir adam var Fly, Pele, Fly Pegasus'ta. Ve bu siteyi yöneten vatandaş. O kullanıcı adı şifresiyle girip istediği zaman değiştirebilir. Yetkisi çünkü kendi sitesi. yani bir gün siteyi taşır, tabii tabii. kaydı değiştirir. Ya bu adamın hesabınla ilgili bir sıkıntı yaşanmış. Yani birileri o hesabı yemiş. Ya da domain kaydı yapılan ee, ya yani kaydı yapan diye sunucuyu yöneten firmada bir sorun olabilir. Doğukan diyor ki öyle bir firma olabilmek için ee, bir hayli kontrolden geçmen lazım çünkü çok tehlikeli bir iş yapıyorsun diyor. Kaldı ki Doğukan başka bir şey soracağım. Eğer böyle bir açık olsaydı. Yani o sistem atıyorum xdomain.com diye bir domain şirketi. Pegasus gibi binlerce şirket vardır onun kaydında. Sadece bir şirket mi vardır? hacklenir aynı anda böyle bin tane site de aynı şey çıkar düşünsene tarihi bilemeyiz olur. bilemeyiz bilemeyiz günde binlerce web sayfasının başına gelebiliyor biz Ama sadece PG'sin ünlü diye gördük. Tamam da aynı sayfa çıksa duyardık da o aynı ekran çıksaydı düşünsene tarihin en büyük hacking olur ya aynı anda bin tane ayrı böyle büyük şirketin sayfasında aynı anda bu çıkıyor uuu yeee yeah. O zaman duyardık da o, öyle bir şey olsa yani o yani hani Efe gidip bir her birine güzel. ayrı bir sayfa koysa duyamazdık çünkü farklı farklı hacking zannedilirdi ama aynı siteye o sayfayı koysaydım bence duyardık yani. Yani sence e, ya. Ya aslında bilmek çok zor ha. kimin hatası var. Peki atıyorum sen bana şu yorum yap buradaki o zaman bu o, DNS sunucusunu yöneten vatandaş tamam mı yani Fly Pegasus tarafındaki yöneticinin ne yapmış olabilir, ne hatası olmuş olabilir ki ee, onun yerine başkası gidip bu kaydı değiştirebilsin? Ya bir kere şöyle bir şey olabilir. Bu kayıdın değişmesi hani şirket açısından herhangi bir şirket için çok önemli bir şey. Bu kayıt değiştirdiğinde zaten anında bildirim alman lazım. Ya da hani bu kaydın değiştirilmesi atıyorum işte elki yüz tanımasına uyduruyorum yani cep telefonuna bir SMS sana, gelmesine bir, şeye sana bir bağlı şey olması söyleyeyim gerekiyor. Mi? Ya şunu yapsalardı. <laughs> sahte bir Pegasus sayfası koyup kredi kartı bilgilerini alsalardı. Of. <laughs> ya. Çok Saral buran bir şeyi var. Eğer e, hesapları ele geçirildiyse 2 faktör doğrulama yok muhtemelen hesaplarında demiş. Şimdi bu two factor authentication, iki faktörlü authentication, multi factor authentication, çoklu authentication denen envay çeşit <laughs> ismi olan tamam mı? E, doğrulama %100 güvenlik sağlar mı? sağlamaz çünkü bunu da şuna dayandırıyorum. Defcon diye bir konferans var, Defense Conference diye geçiyor. Her yıl Texas'ta yapılan bir işte güvenlik konferansı, işte beyaz şapkalı arkadaşların katıldığı bir yer. Ama ilginçtir birkaç tane siyah şapkalı arkadaş da oraya katılmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Böyle ilginç hikayeler de var. Neyse bu arkadaşların 3-4 yıl önce GSM ile ilgili bir şeyleri vardı. Ee, şovları diyeyim yani. GSM Network ve SMS ile authentication aslında düşündüğümüz kadar güvenli değil. Hatta hiç güvenli değil. Yani onu geçtim. Bu authentication'ın, two factor authentication'ın yapıldığı cep telefonunun ele geçirilmediğini de kimse söyleyemez. Çünkü hani şu an mesela herkes açıp cep telefonuna baksın. Özellikle Android kullanıcılar için, iOS için de olur. Kullanmadığınız mesela onlarca uygulama vardır. Mesela şu an girip ben de baksam bir tane fitness uygulaması var. 5 yıl önce indirmişim. İçinde ne var? Bir ara kullanmışım, sonra bırakmışım kenara. Belki bu uygulama arada bir güncelleştirme aldı ya da bu uygulamaların işte sunucuları eklendi. Benim telefonuma girdiler. İşte benim atıyorum banka hesabımda para olduğunu gördüler. İşte two-factor authentication kullanıyorum ama benim telefonuma gelen SMS'i onlar da okuyabiliyorlar. Yani o yüzden two-factor authentication, hele SMS ile ben çok güvenmiyorum. Yani dediğim ki GSM zaten çok şey, Vallahi, e, do va yani çok vulnerable bir network yani. Yani yüzde yüz haklısın metotlardan bir tanesi cep telefonu üzerinden tufak tarafından çok farklı yapılabiliyorsun. E-mail'den de yapılır, cep telefonundan yapabilir vesaire vesaire. Yani SMS'le değil de bunu at atıyorum işte araya bir şey koyarak yani atıyorum bir, bir Ben açıkçası ya da en büyük uygulamanın risk... kendisiyle. En büyük risk şeyde buluyorum. Bak şimdi bu türden domain işlemleri cep telefonu yapılmaz. Yani sen bir domain yöneticisin, Cep telefonundan mı yönetirsin domain hesabı, IP'sini falan Aa, cep telefonu yönetirsin? Ki, hayır. hayır. Ki, yaparsın? Hayır. Bilgisayardan yaparsın. Bilgisayardan yapar? Bilgisayar ne kullanırsın muhtemelen? Ya ben Linux kullanırım. Sen Linux kullanıyorsun. Ubuntu kullanıyorum zaten. Çoğunluk ne kullanıyor? Findos. Windows. Ama fark etmez. Ubuntu, Windows, Condos, Tindos. O sen o, o, domain kayıt sistemine girdiğin zaman e, ya da başka bir şeye girdiğin zaman log out biliyorsun. O zaman ne oluyor? Açık kalabiliyor. Peki nasıl açık kalmış sağlıyor? O... Her açtığında nasıl? Yani... Otantik... Tekrar nasıl otantik oluyor? Şöyle bir şey. Ben İlk başta kullanıcı adı parolamı girdiğim zaman o karşıdaki web servisi bana web cookie diye bir şey veriyor. Cookie hmm. ismine cookie deniyor. Cookie. Bu cookie sana cookie gönderiyor. <laughs> sen authentication'ı yaptıktan sonra. Doğru. Sonra da diyor ki sen bana sürekli kullanıcı adı parolanı gönderme. Bu cookie sende kalsın. Senin parolanı ihtiva veya kullanıcı adını parolanı e-postunu içermeyen bir şey. Ben bu cookie'yi sana veriyorum. Sen bu cookie'yi tarayıcına kaydet. Bu cookie atıyorum bir hafta boyunca geçerlidir. Bir hafta boyunca sen bu cookie'yi kullanarak bana kullanıcı adı parolanı şey yapabilirsin. Girmene Kullanıcı gerek parolanı göndermeden login olabilirsin diyor. Sen bana Bunu aslında kolaylık için yapıyorlar. Sen bana kurabiyeni ver ben sana siteyi açayım diyor. Aynen öyle. Aynen. Sen <laughs> bana kurabiye kavanozunu ver gerisini ben hallederim diyor. Çünkü Peki. karşıdaki servis bunun zaten eşleştirmesini yapıyor. Şu cookie işte Doğukan'a aittir parolası şey budur, kullanıcı adı budur falan gibi. Sen o cookie ile gelince diyor ki ha Doğukan geldi diye. Ha bunu zaten hani bu cookie iletme olayı böyle HTTPS ile yapıldığı için zaten aradaki üçüncü bir kişi bunu göremeyecek. Eğer sertifikada bir problem yoksa. Peki. Bunu Peki. göremeyecek. Bu cookie senin tarayıcında kaydedilen ve tarayıcıların bunları özellikle koruduğu bir alanda depolanıyor bu cookie'ler. Peki Doğu sana şöyle bir soru. Cookie'yi Türkçe'ye çerez diye çevirmişler. Çerez. <laughs> <laughs> Çerez çerez. Sence kim <laughs> normalde kurabiye olan şeyi kim çerez diye çevirmiş olabilir ya? Ben cevap söyleyeyim Değil mi? mi? Kurabiye. Söyle. Bence bireyi çok seven bir abi. Demiş ki bira çerez yaparım ben. <laughs> Bunun çerez niyeti. <laughs> Başka bir açıklamasını bulamıyorum. Ulan 40 yıllık kuki niye çerez diye çevirdin? Daha kısa diye mi acaba? Kurabiye uzun diye mi? Niye? Ya diller arası çevirimde de böyle şeyler oluyor mesela free software diyorsun ya, herkes free software ne diyor, ha beleş yazalım. Aslında Ama free, şey özgür free anlamında on gibi bir çeviri hatası gibi bir şey. Ama bir demeyeyim de Müziği duyuyor musun? Ankara bası çalıyor, duymuyor musun? Hayır. <laughs> Hayda Doğu sana hiçbir şey gitmiyor ya. Arkadaşlar duyuyor herhalde Ankara basını değil mi? Şöyle e, kanala biri üye olduğu anda altta bir patates dans ediyor gördün mü? Gördüm. İşte o anda da Ankara Hızlı <laughs> diyor. Sen nasıl duyamazsın ya? çok çok şey kaçırıyorsun çok. Neyse. Şimdi ne diyordum? Ya ben e, Cookie'nin bir daha bir bakayım ama Cookie'nin bir ikinci bir anlam olarak da çerez olduğunu zannetmiyorum yani. Bir bir arkadaş bence ya bilmiyorum neden çerez diye çok merak etmişimdir. Hep. Neyse bahsettiği Cookie o çok güzel detay verdi bunun süresi de oluyor. Uygulama uygulama değişir. Bazısı der ki 7 gün geçerli, bazısı der 15 gün geçerli. Sana bir basit Ya da bir... şey de diyebiliyor yani bu browser tabını kapattığın anda bu cookie geçersizdir de diyebiliyor. Hani orada atıyorum bir yere giriş yaparken kullanıcı da paralarını girerken beni hatırla diye bir şey işaretliyorsun ya o işe yarıyor işte. Sana gönderdiği cookie o tarayıcı penceresini kapattığında deaktive olmasın diye. Öyle bir cookie gönderiyorsun. Beni hatırla dedi. Kurabiye mi hatırla demek aslında. Kurabiye mi <laughs> hatırla. O gönderilen kurabiye de genelde bir haftalık falan oluyor. Yani birçok serviste. Bir hafta boyunca sen o tarıcıdan girdiğinde şey yapıyor. O bir haftada olduğunda sana tekrar şey istiyor. Peki şöyle bir şey ihtimali var mı? O kurabiyeyi ben alsam ben yesem onun yerine. Yani onun sitesine o mümkün, girebilsem. Mümkün. Nasıl çikolatalı mı seversin? Üzümlü mü seversin? <gülüyor> Karışık. 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 Valla. İşte ee, işte yani her şey olmuş olabilir. Yani bu kişi bir şekilde paralosunu çaldırmış olabilir ama çok fazla. Yani tehdit ihtimali olacak çok nokta var. Nereden olduğu hakkında bir şey diyemeyiz. Kendilerinin iddiası farklı şekilde ama yani Doğukan'ın da dediği gibi bir DNS sistemine eğer böyle bir zafiyet olursa. <laughs> Fly Pegasus'un o DNS hizmeti aldığı bir kurum böyle oyuncak bir firm kurum olamaz. Binlerce müşterisi olan bir kurumdur muhtemelen. Güvenilir. Salam geliyor Ha öyle bir yerde bir zafiyetse düşünemiyorum yani sonuçlarını. Acayip. Dedik ki benim moderatör ya insanların çeşitli ihtiyaçları olabiliyor. <laughs> Bugün bir, bir ara vereceğiz. Aradan sonra devam edeceğiz. O zaman ben diyorum ki Pegasus konuştuğumuz bence yeter. Bir ara veriyoruz. Müziğimizi basıyoruz, dansa başlıyoruz. Ondan sonra da şu yemek sepetini bu akşam konuşalım. Bitsin. Ben bütün yıl yemek sepeti konuştum. <laughs> Artık yeter yani. <laughs> Okey. Ne kadar ara veriyoruz? Bir 10 dakika ara arkadaşlar. 9'u bir geçe. Ne? 10 dakika yeter mi? Çete bir soralım. 10 dakika yeter ya. Yeter mi? Abi kahveni, suyunu koydun. Kettle ısındı. Kahveyi koydun. Yeter mi? Gerçi kahve içerken... Yeter. 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 Öyle bir şarkı vardı değil mi? Yeter. Yeter. Evet. Öleceksek ölelim Tamamdır 10 dakika arkadaşlar 52 geçiyor o zaman 92 geçe buradayız deyip Verdim coşkuya Veremedim coşkuya <laughs> Alışıyoruz yavaş yavaş Şimdi verdim coşkuya Evet arkadaşlar Tekrar birlikteyiz O zaman doğu şöyle toparlayabiliriz evet ee, şimdi öncelikle bu cookie meselesi için e, aslında başka bir program yapabiliriz diyorum ben. Ne dersin? Yani şu cookie yeme meselesini. <laughs> ya olabilir çünkü bu aslında bayağı ayrıntılı bir atak olarak kullanılıyor. Hani önceden 90'larda ya da 2000'lerde bilgisayar virüsleri biraz daha şey değişti. İşte bilgisayarınıza bulaşayım, bilgisayar kullanılmaz hale getireyim. Şimdi bulaşıyorlar arka planda sessiz sedasız böyle cookie'lerinizi takip ediyorlar işte diyorum ki bastınız klavyede bastınız şeyleri falan kaydediyorlar. Yani bunun üzerine bayağı uzun konuşabiliriz ya. Şimdi bir de live demo yapsak mı? Belki öyle bir şey de yapabiliriz. Yani cookie'yi nasıl çıkartabiliyoruz <laughs> browser'dan? Onu nasıl kullanabiliyoruz? Nasıl öyle bir şey Nasıl yeriz? Ne dersin? Yani bir saldırı <laughs> örneği olarak değil tabii ki de. Bir saldırı örneği olarak değil tabii ki de kesinlikle. Ama hani bir cookie browser'dan çıkartılabilir mi? Bu bilgi üçüncü parti tarafından okunabilir mi? Belki ihtiyacımız olursa böyle küçük bir Python şeyi de, script'i de onu, yazabiliriz. Onu, onun olarak. bir de tool'ları mulları da var abi. Bir şeyler, bir şeyler var, bir şeyler var. Ama o zaman ayrı bir program bırakalım. Çünkü ben bugün şu yemek sepetini konuşup bitirmek istiyorum. <laughs> bir daha <laughs> yemek sepetini konuşmak istemiyorum. Bütün yıl onları konuştuk. <laughs> Sağ olsunlar. Hakikaten ya yani bugün ben başka şeyler konuşmayı düşünüyordum. Bu olaylar tekrar bir, bir an yüz üste çıkınca dedim ki bu konuyu bir kapatalım. Bir bu var. Bir de aslında şu DNS sistemi nasıl çalışıyor biraz teknik detay verebiliriz aslında. O var aklımda. Böyle nokta sunucusu yani ana kökler. Ana kökler aslında sabit IP'li. Çok orijinal. Sabit IP'li. Yani yıllardır, 20 yıldır falan, 30 yıldır belki tam bilmiyorum. Aynı IP'den DNS simeti veriliyor. Mesela onun yedekliği nasıl sağlıyor? DNS sistemi çökertilemez mi? DNS sistemi çöktü mi? 2020 2000'in başında yapıldı biliyor musun o da? Root DNS, hatırlayamıyorum. Root, Root ha. Ondan sonra <laughs> e, peki internet nasıl etkilendi? Sustu. <laughs> Sustu. Cache'lerden bir süre gitti Yok yani. ama indirdiler aşağı. Ondan sonra farklı bir çözüme gittiler zaten. Anycasting'e gittiler. Anycasting tekniği çok acayip güzel, tadından yenmez bir teknik. E, zaten şu anda birçok yedekleme sisteminde anycasting kullanılıyor en iyi kesik anlatırım ben size. Onu iyi biliyorum ben. Üzerine çalıştım hatta kurdum da yani. Okey onu ayrıca yaparız. O zaman e, ee, DNS işi ve cookie işini kenara koyduk. Şimdi gelelim şu ee, pizza ısmarlamaya. <laughs> ne yersin de <laughs> ya bu sefer böyle dalga dalga giriyor. İkinci dalgada sanırım biraz daha şey olmuş. Eee, yemek sepetinin arada bir açıklaması var. Şeyi araştırıyoruz diye. Neyi? Sızıntıyı araştırıyoruz. Bir sızıntı bilgisi yoktur. Üçüncü parti kişiler işte ellerinde bilgi olduğunu iddia eden kişiler bize ulaştı vesaire gibi. Şimdi ben önce bir flashback yapmak istiyorum. 2021 Mart'a bir geri dönelim. Neler yaşanmıştı? Şimdi ilk olay şu. Yanlış unutmayacağım Mart ayı değil mi? Mart ayında gerçekleştiriyor zaten ekranda şu an tüm detayları görüyorsun. Ee, bu yemek sepetinin resmi e, Twitter hesabından alınmıştır. Tweetler halen durumu durmuyor mu kontrol etmedim ama bizzat oradan aldım. E, tweet olarak e, resim paylaşmışlardı. Yani görsel paylaşmışlardı. Bu kadar metni Twitter'a sığdırma imkansız farkındaysanız. Hatta o kadar uzun bir metindi ki ben e, slaytlara bölmek zorunda kaldım. Velhasıl bakalım ne diyormuş arkadaşlar. İşte siber saldırıların bugün devlette en büyük şirketler, ünlü finans kurumları falan falan, falan, falan herkesi tehdit etmekte. İşte çok büyük bir güvenlik e, en büyük suçlulardan falan pişman çok büyük güvenlik riskleri var. Dünyada siber saldırılara %100 güvenli bir sistemden söz etmek mümkün. O, o olmasa bile yemek sepeti olarak kullanıcımızın veri güvenliği adına bugün ne kadar elimizden gelen tüm önlemleri aldığımızı vurgulamak isteriz yani önce bir gazlamış yani aslında çok büyük tehdit var herkes bu tehdit altında %100 güvenlik yok ama biz elimizden geleni yapıyoruz çok büyük güvenlik önlemler alıyoruz okey ancak bu konuda yaşanan bir gelişme üzerine ilk ağızdan net bir bilgilendirme yapmak istiyoruz <laughs> evet de, tam tarih vermiş saat saat, saat de hatta tespit saatte vermiş sanırım 25 Mart 2020 sabah saatlerine tespit etmişler ee, kullanıcı veri tabanından e, kimliği tespit edilmeyen yani siber korsanlar ya da Korsan ya da korsanlar. Bu da güzel misal. açık vermiş. Birden fazla kişi. Işte. <laughs> bilmiyoruz yani. Olabilir. Doğru. Korsan tarafından bir saldırı uğradı ve bir güvenlik ihlali yaşandı. Okey. Yemek sepeti kullanıcıları hesap bilgilerinin bir kısmını korsanlar tarafından ele geçirildi. Okey. Devam edelim. Ya yani bir kısmı olduğu düşünülüyor. Güzel. Öncelikle kredi kartı bilgileri dahil olmak üzere hiçbir finansal bilgiye ya da şifreye erişilemediğini aynı şekilde bağlı bulunan Facebook ve Apple hesaplarına dair bir ihlalinde söz konusu olmadığını belirtmek isteriz. E güzel. Bu bilgiler hiçbir şekilde yemek sepeti sisteminde saklanmıştır. Ege geçilen bilgileri eksiz ve şeffaf bir şekilde aşağıda listelerini açıklamak istiyoruz. Burada kredi kartı bilgilerini yanılmıyorsam Mastercard'ın sisteminde tutuyorlarmış arkadaşlar. Yani kredi kartı kaydedersen kredi kartı bilgisi burada kaydedilmiyor, master kartı kaydediliyor. Neler çalınmış? Doğu hazır mısın? Hazırım abi. Ad soyad. Doğum tarihi. Yemek sepetine kayıtlı telefon numaran eşittir cep telefonu. Of bu en güzeli bu, en güzeli bu. <laughs> cep telefonu gitti. E-posta adresleri demiş bak. Birden fazla kaydedebiliyorsun herhalde. Bak leriye dikkat çekelim daha orijinali bak burası çok güzel. Yemek Sepetine kayıtlı adres bilgileri. Şimdi aslında bilgiler diyerek bence burada çoğul bir sebebi var. Çünkü çoğunuz farkındasınız. Yemek Sepetine sadece bir ev kaydetmeyebiliyorsunuz. İş. Ofis. Ofis, okul, sevgilinin ev adresi, ailenin ev adresi, <laughs> metresinin ev adresi. Ne istiyorsan artık istediğin her şeyi kaydediyorsun. Yani aslında senin burada bir sosyal bir e, yapın da ortaya çıkıyor. Bu adam nerelerde takılıyor böyle. <laughs> her şeyi görebilir hatta. E, anladığım kadarıyla ne yemek yemiş bilgisi çalınmamış gibi anlıyorum ben bu ilk süreçte. Değil mi Doğu yanlış mı düşünüyorum ne diyorsun? Ay, evet, evet. Bu biraz da, hani, kullanıcı bilgileri gibi. Değil mi? neymiş? Bilgisi yok gibi yani. Kim Onu da zaten bilmiyorum. ondan ne elde edecekler? Yani o kadar büyük miktarda zaten veriyi çıkartmaya çalışsalar herhalde orada uyanırlardı ya. Bilemiyorum. Doğru. Yani sence milletin ne yediği bilgisi işe yaramaz mı ya? Para etmez mi diyorsun? Ne diyorsun? Ee, <laughs> Şimdi Cambridge Analytica bu Facebook patlama olayında buna benzer şeyleri kullandı. Yani kişi, psikometrik analiz yapmak diyorlar buna. Hani sosyal medyadaki ya da başka yerlerdeki bıraktığın izlerden senin nasıl bir kişi olduğunu tahmin etme. Hani bunun en güzel örneği aslında myactivity.google.com. Oraya bir girin. O sayfada sizin bütün Google şeylerinizi gösteriyor. Google hareketlerinizi gösteriyor. <laughs> ben ilk keşfettiğimde bir ürkmüştüm yani Google niye benim hakkımda bu kadar çok şey biliyor diye. Hani orası biraz şey gibi kişilerin kendiyle yüzleşme sayfası gibi. Yani. Okan bir tuvalet kağıdı almışsın. Önceki günde almıştın. Gibi. gibi. Niye bu gibi, kadar yani çok tuvalet hani, kağıdı <laughs> Yani şöyle bir yorum yapılabilir. Yani bu kişi X kişisi yaptığı alışverişlerde sürekli ya, alışveriş ya, pardon yemek söylediği mekanın en yüksek fiyatlı ürünlerini söylüyorsa bu kişinin maddi durumu hakkında bir takım yorumlarda bulunabilirsin. Bu kişinin maddi durumu iyi ise o zaman bu kişinin telefonu ve e-posta bilgisi de phishing'e vesaire de ilk hedeftir yani. Eğer bir maddi bir kaygın varsa. Değil mi? Şöyle ne bileyim. Mesela, en... mesela böyle kullanılabilir. Ben olsam ya Paralel bir evrende. Ben olsaydım böyle kullanırdım. <laughs> evet. evet. Sonrasında. Yemek tavsiyesi değildir arkadaşlar. Pahalı yemek yemeyin. <laughs> ya da varsa paranızı yiyin. <laughs> e, Valla en pahalısından ne bileyim böyle sushi, mushi. Olamaz mı yani? Çok güzel olur ya. Sushi, mushi ya, demeyin. Öyle fiyatlara çıkabiliyor ki o. Pahalı bir sushi yersen. <laughs> böyle şöyle sushi alabilirsin. Evet doğru. Güzel. Ben bunu beğendim. Bunu like ettim. Yani yediğin yemekten eğer bu bilgi çalınsaydı. E, aslında şeyi de anlayabilir Sürekli dışarıdan yiyorsun. Mesela sosyal hayatınla ilgili ha, bir anlayış Ha varmış. mesela. Mesela evli olduğunu keşfetmiş. Sürekli evin dışında yiyorsun mesela. Yemek söylediğin yer ofiste değil evde değil başka bir yer. Sürekli orada yiyorsun. Mesela orası neresi ya? psikometrik analiz yapıp o kişinin işte maddi kaynakları nedir? İşte bundan bir şeyi devşirebilir miyiz vesaire. Abi şimdi gibi. üçüncü bir adres var. Mesela üstünde Kalp Malp isimli bir pasta sipariş vermiş. Ne bileyim bu bilmiyorum her şey olabilir ya. <laughs> her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir. Ya da mesela yani biliyorsun gençler çoğu zaman aileden gizli kapaklı arkadaşlara gider. Takılır mervelere giderler falan bilmiyorum. Her şey olabilir ya. Düşünmek istemiyorum. Ooh, tamam vazgeçtim. Konuyu kapak Çok gıcı yerlere gidebilir bu iş. Vazgeçtim. Adres kısmı çok berbat. Ben şu slide'a tekrar geliyorum. Şimdi gelelim şu olaya. Diyor ki açık olarak görünmeyen SHA-256 algoritmasıyla maskelenmiş giriş şifrelerinde araklamışlardır. Okey. Şimdi ne dersin? Bu SHA-256 hash algoritmasıyla maskelenmiş. Ben sen anlat. Yani bu arkadaşlık, ben bir cümle söyleyeyim de gerisini doğaya atayım. Yani şifreniz böyle kabak gibi açık gözükmüyor. Atıyorum şifreniz deneme 1-2-3 ise orada deneme 1-2-3 yazmıyor. Tamam mı? Şifre tavsiyesi değildir burada. Kullanmayın. <laughs> deneme 1-2-3 yazıyorsa. işte onu böyle e, abuk subuk karakterler şeklinde gösteriyor. Tamam mı? Bir e, algoritma evet. çerçevesinde onu karıştırıyor. Hatta geri dönülmez bir algoritmadır. Eş algoritmaları. E, ama e, yani... Yemek sepeti bile onu geri çeviremez. Yani şifrenin ne olduğunu göremez şekilde saklıyor diye düşünülür. Hash algoritmalarıyla eee kriptolanmış e, bir text, parola. Şifre diyorum beni affetsin. Engür engür çok kızıyor. Engürü tanıyor musun? Tanıyorsun değil mi Engür? Engüre buradan selamlar. <laughs> Parolaya şifre diyorum. Kusura bakma. Ya bir tek kusurumuz bu olsun. Şimdi <laughs> Biliyorsunuz şifre değil aslında paralıdır doğrusu. Tamam kabul ediyorum doğrudur. Sefirden geliyor Arapça şifre. <laughs> şifre. sayfır İngilizcesi de. Neyse ne diyecektim ben ya. Engür. Şaha 256'dan bahsediyorum. Ha ha okey. Şah 256 e, olayı gerçekten yani onu böyle karışık hale getiriyor ve yani e, bunun geri dönüşü olmuyor. Şifreyi öğrenemiyor muyuz falan gibi bir durum. Ya da makul bir sürede Şimdi çözülemeyecek kripto, çözülemeyecek bir hash algoritması yoktur. Ama kaç yılda çözülecek? ya Sen bunu 250 yıl sonra çözebiliyorsan bir değeri yok. 250 yıl sonra dünya kalacak. Bunu bilemiyoruz yani. Önemli olan makul bir sürede geri çözülebilir mi ŞA256'sı? Yani ne bileyim bir hafta, bir ay, iki ay falan gibi. Ne dersin? Getirika güvenliğimiz, çok... şifreye ulaşabilirler mi? Yani şöyle bir şey var. Şimdi bu sha 256 sha 1 sha 256 MD5 bunlar özet algoritmaları. Yani siz ona istediğiniz uzunlukta bir metin verin. İsterseniz bir ansiklopedi boyutunda verin. SHA-256 size 256 bit uzunluğunda bir şey verecektir. Bir metin verecektir. Bu metin yani şu anlamı taşıyor. Siz o ansiklopedinin içerisindeki yazılanlarda bir harf değiştirseniz bile o SHA-256'nın çıktısı tamamen değişiyor. Yani bu şeyi sağlıyor aslında. Verinin Integrity, doğruluğu dediğin şeyi sağlıyor. Sen de oradan parolayı vermemiş oluyorsun. Şimdi bu geri dönüştürülemeyen bir algoritma olduğu için, yani o şekilde tasarlandığı için, hani siz o SHA 256'dan parolaya gitmiş gidemiyorsunuz. Ancak parolanın o olduğunu doğrulayabiliyorsunuz. Bu noktada da şöyle bir şey var. Şimdi... Bu geri dönülemez ben... algoritmaları şöyle e, ben e, böyle kafalarda canlansın diye şöyle anlatıyorum. Ne dersin? Güzel bir şey mi? Mesela renkli bir resmi aldın abi. Tamam senin ben resmini çektim şu anda renkli. Onu siyah beyaz hale getirdim matematik fonksiyonuyla ve üstüne kaydettim. Bir daha tamam. renkli yapabilir miyiz? Bir daha renkli, bir daha renkli yapamayız. İşte gitti. Bir daha renkli yapamayız. Ama, geri geri Ama işte. o resmin sana, <laughs> o resmin sana ait olduğunu. Ha benim kastettiğim şey, Resmesini yani seni yan yana koyarız. Ha evet. Bu geri dönüş ya da, da Gökhan diyebiliriz. Geri dönüş olmayan bir algoritma işte, tekrar renkli yapamazsın gibi. Anlatabiliyor muyum? Bir daha geri dönemiyorsun ona. Öyle düşünün diye ben genel kafada bir fikir olsun diye yaptım. Ya da mesela seni yani... eski, seni 5 günden günlerinki gibi böyle blur yapsam ve üstüne kaydetsem geri dönebilir misin? <gülüyor> Yok, <gülüyor> Sen oldun da anlaşılmıyor. <laughs> Derdin mi olsun ya Doğukan? İşte bu algoritmaların sağladığı şey bu zaten yani. Verinin kendisi olmadan ortada veriyi doğrulayabilmek bu gerçekten evet bu veridir diye doğrulayabilmek yani sen parolanı o sisteme herhangi bir sisteme veriyorsun o sistem onu SHA-256 algoritmasından geçirip bir işte 256 bit uzunluğunda bir metin elde ediyor o metini kaydediyor sen bir daha gittiğinde şöyle değil, şifreni o, göndermiyorsun bunu SHA-256'lı halini gönderip karşılaştırıyorsun bakın e, matematik fonksiyonları bazıları çift yönlüdür yani 3 artı 2 5'tir tamam mı onların bir tanesini yok ettin mi tekrar e, o değişkene geri ulaşabilirsin yani iki yönlüdür. Burada geri dönemiyorsun. Yani o sayı ulaştığı anda bu sayıdan geri şifreye dönemiyorsun. Şifreni denemek deneme 1 2 3 sen onu SHA-256 ile hashleyip bir sayısal de, şey bir string elde ettin. 256 bitlik tamam mı? String değil, 256 bit. Ya sen bu. bunu geri döndüremiyorsun. Tekrar deneme 1 2 3'e geri dönme yok. Çift yönlü değil yani. Yani siyah beyaz resim, renkli resim gibi. Yani siyah renkli, siyah beyaz kaydettim. Kaydettim. Bir daha da renkliye geri dön. Yok abi, gitti o. Gibi bir durumu var ama şunu yapabilir mesela karşı tarafta da renkli resim var da siyah beyaza çevirir yan yana koyar bit bit karşılaştırır aynı mı çıktı aynı çıktı o zaman doğru şifredir felsefe aynı Aynen. kastettiğimiz bu peki Doğu ee, tamam bunu yaptı kontrol ediyor yemek sepeti bile bizim şifremizi bilmiyor o zaman değil mi? Yok hayır bilmiyor. Sadece şifrenin özetini biliyor. Dediğim gibi şifreyi karşılaştırabiliyor. Evet bu Doğukan'ın gönderdiği kontrol şifre. Kontrol numarası aslında değil mi? Kaydetmiş şifredir. Kontrol numarası gibi. Kontrol aynen öyle. Okey güzel. Peki dedikleri gibi. bu bir önceki slaytta öyle bir ifadeleri var yanlış hatırlamıyorsam. Dur bakayım. Hı -hı. Diyor ki. E, şurada bir yerdeydi. Bu bununla uh, şey yapılan ŞAH 256 güvenli olduğu için sıkıntı yaratmaz gibi bir ifade var şuralarda bir yerde. Şu an bulamadım mı evet. onun da aslında olayı Sen ne yani güvende 100 güvenli sayılamaz yani. Şöyle istersen anlat abi ben biraz başka bir şeyden de bahsedebilirim. Burada Rainbow Tables diye bir şeyden. Bu şey algoritmaları nasıl kırılıyor. Şimdi aslında şöyle bir şey var. Geri dönülemiyor. Okey. Tamam. <laughs> Ama birileri oturup karakter karakter yüzlerce, binlerce, milyonlarca şifreyi bu algoritmayla hashleyip mesela A eğer şifresi sadece A harfi ise hash değeri bu. Şifresi sadece B harfi ise hash değeri bu. Şifresi deneme 1 2 3 ise hash değeri bu. He elinde şifresini bilmediği hash değeriyle kendisinin oluşturduğu daha önce SHA matematik fonksiyonu oluşturduğu tabloyu karşılaştırıp eğer daha önce kendisi de hashlediği yani hashlenmiş kısmını hesapladığı bir değerle eşleşiyorsa bunu geri çözme şansı var. Hatta bak doğu. Burada bir sürprizim var. Bekle. Python ya. Python candır. Doğu ne diyorsun Python için? Ya iki sene, iki, iki buçuk sene aktif olarak kullandım. Yani öğrenmesi en keyifli programlama dilidir bence. Yani herhangi bir programlamaya başlamak istiyorsanız hep şey diyorum, Python'dan başlayın. Öğrenmesi kolaydır çünkü. Hani logik, yani programlama mantığını oturtmanıza, hızlıca oturtmanıza öyle söyleyeyim. Çok daha şeydir. Hani geliştirme ortamlarında da böyle prototip çok hızlı çıkarabilirsiniz. Şimdi bak. Şurada ben e, o dönemdeydi sanırım. Ben bu niye yaptım? Böyle bir, bir ara böyle dellendim, bunu oturup kod, şey yaptım. Kodladım demek ayıp olur ya zaten 3-5 şeyde oluşuyor, satırda oluşuyor. E, dur bakayım. Şu alttaki şey. Bir ortaya bir şey çıkardım. Bak göstereyim sana. Şu şu kısım alakasız. Başka bir şey hesaplıyor. Şurası. Kod şu kadar. Tamam mı? Ee, şu mavi de işaretli olduğu kadar. Bu şey yapıyor. Ee, ben dedim ki ya ulan bu şu A256'yı benim bilgisayarda hesaplasak ki. Yani böyle Python'la hiç optimize edilmemiş. Böyle multi thread olmayan. Yani CPU tam hakkıyla kullanmayan basic bir kodla. Atıyorum ee, 4 haneli sayısal şifrelerin hash değerini yani şifreler 000 olacak, 0001, yani 9999'a kadar tüm sayısal değerlerini, sha 256 hash'ini, benim makinem, Python'la böyle oturup 10 dakikada böyle sağdan soldan library'sini buldum, baktım, 10 dakika böyle sürmez yani. Ee, şey ne kadar sürede hesaplıyor? Ben çıkarmak istedim abi 10 şu saniyden. anda. 10 saniyenin altında sürer bence. Bakalım, çalıştırıyorum bak şimdi. Bitti abi. 0.05 saniye <laughs> ve sonra kontrol de ettim ulan dedim ha bu arada pardon 3 haneliymiş tamam 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 seni kırmayacağız o. 4 haneli yapacağım 4 tane 10 saniye çıkacağız bakalım yok 0.1 saniye bile sürmedi <laughs> 0.1 saniye sürmedi sonra gidip kontrol de ettim acaba dedim matematik fonksiyonunda bir sorun mu var şey hazır e, modül kullandığım için yok abi Hı -hı. doğru çat 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 doğru şey hesaplıyor şey, bu kadar işte Dört taneli bir <laughs> sayısal şifre kullanırlarsa, tüm dört taneli sayısal şifrelerin hesaplama süresi 0.1 saniye sürüyor. Bu şey işte, aslında karıştırılan bir şey. Şahin 256 bir şifreleme algoritması değil. Şifreleme algoritması olsa bir anahtarı da olur, yok çözmesi zor olur, bir şey bir şey olur. Bu bir imza algoritması, bu herkes açık bir şey. Yani bu bir şifreleme metodu kesinlikle değil. 8 haneli deneyebilir Şan... miyiz dedi, 8 tane yapalım ee... O biraz sürer ya yani ben 10 dakika falan sürer ama yayında arkada bu alet dönsün sonunda altında yazacak kaç saniye sürecek sadece sayı ama arkadaşlar yani şey denemedim bu arada yani CPU kullanımına baktım CPU kullanmıyor bile yani yaparken yani optimize multi thread yani yükün yarısını bu işlemcime yarısını bu işlemcime yarısını bu işlemcine falan dağıtsaydım ben bu işi bu hızım şu anda 16 virtual'larla 16 core var benim bilgisayarda yani 16 katı hızla çıkardı bu alet. Şimdi o zaman ne oldu? 10.004 tane, e, 5, 6, 7, 8 tane. Tamam ama Deneyelim bakalım. Bu biraz sürer. Ama bakalım. Ya sabaha kadar bitiyorsa bence yeter. Yok 1.6 saniye olmaz. O kadar değil. ha bir de bunu ekrana yazmak için de efor harcıyor bu manyak. Aslında ekrana yansıtmasam belki daha hızlı da olur. Ama yansıtsın ya. Acelemiz yok. Sohbet ediyoruz. Arkada bilgisayar çalışsın. Nasıl CPU'yu yormuyor. Başladı şu anda. Arkada dönüyor. Şimdi aslında şöyle bir şey var, biraz günahlarını almayalım Doğu'ya, şey var. Sol to diye bir şey var, değil mi? Aynen bu, çünkü bu şeyler, bu bizim dört haneli ya da on haneli hem içinde alfa numerik olsun, o olsun, bu olsun falan. Bunları teker teker deneyip oluşturup karşılaştırabiliriz. Buna da şey diyorlar hatta, Rainbow Table diyorlar. Yani olabilecek bütün ihtimalleri işte hashleyelim. E, bir elimizde böyle bir hazır bir tablo olsun bununla da bir yerden bütün bir şah demeyelim için de. bulursak karşılaştırırız diyorlar. Bütün demeyelim de 8 karakterli, 9 karakterli, 10 karakterli ya kadar yani 15 karakterli yapabildiklerini düşünmüyorum çok uzun sürebilir gerçekten. Ya yani. şöyle zaten hani mesela MD5 diye bir algoritma var Şah-256'dan önce kullanılıyordu şu an o kullanılmıyor. Onun kullanılmamasının sebebi şu çünkü işlemciler çok güçlü oldu şah 256'nın bütün ihtimallerini hesaplayabilir artık. O yüzden MD5'in MD MD5 bütün ihtimallerini hesaplayabilir. M... Şu 256, 256 bitlik olduğu için onun bütün ihtimallerini hesaplamak çok zor. İmkansız. İmkansıza yakın. Ama işte yani insanlar 18... zaten hani kullandıkları şifrelerden 10 karakteri geçmedikleri için 10 karaktere kadar olan kısımları hesaplamasalar yeter yani aslında. Evet evet çoğu çıkar. Aslında yani 15 karakterli bir şifre alternatif bir hacklenme sistemiyle şifreyi kaptırmayacaksınız. Bu cookie falan gibi ya da cep telefonunu yüklediğin abuk sabuk bir şey gibi. Öyle bir şey olmadığı sürece şifreni tahmin etmeleri çok zor. Ya da bir rainbow tablo evet. bulmaları çok zor. Yani imkansız diye bir şey yoktur ama ben çok zor olduğunu düşünüyorum. 15 hane olacak. Aslında ben bunun altına şey de yapmıştım ya. Doğu şu an çalışıyor hesap yapıyor garibim de. Ee, mesela 15 hane olup hem büyük harf hem küçük harf hem alfanumerik e, koyduğun anda ee, varyant olarak kaç tane e, şifre oluşabiliyor? Ke Key space deniyor biliyorsun bunu. Anahtar e, hı hı. boyutu. Yani mesela atıyorum e, bir hane sadece sayı koyarsan sıfırdan 9'a kadar sayılı olur. Key space'in on hanedir. Sıfır olabilir şifren bir olabilir, iki olabilir, 3 olabilir, işte 9 olabilir gibi. 15 hane yaptığımda çok muazzam bir rakam çıkıyor. Yani o kadar hesapta. Aslında buradan şeyi çıkarabiliriz. Yani ne kadar sürede yapılacağının orantısını çıkarabiliriz. Çünkü şu anda... E, Ay, evet. Kaç milyon yapıyor benim bilgisayar? Ama dediğim gibi optimize edilmemiş bir proses süreciyle. Şu anda 100 milyon tane ee, key space deniyor. çünkü 100 milyona kadar verdim 8 tane için. Yani 100 milyon anahtar için bu kadar süre ise bilmem kaç milyon anahtar için hesap yaparız. İşte o zaman çok uzar süre. E, ama şunu diyebilir miyiz? Yani eğer ee, 8 harf, 9 harf şifre vermişlerin standart bir SHA-256 söz konusuysa geri dönülmüş olma ihtimali var mı diyebilir miyiz? Mümkün, mümkün. Bu hani bu rainbow table ellerinde olabilir yani. Bunu e, ben bir şey görmüştüm internette satan ya. Rainbow table mı? Ha şöyle yapıyorsun. Hash değerini veriyorsun. Hash değerine göre herif sana bir fiyat öneriyor. Oo. Diyor. Ben bunu kırmam şu kadar. o çok iyi. O 10 dolar at diyor vereyim diyor. Bazı şeye göre 50 dolar diyor. Muhtemelen o veri tabanından sorguluyor. Kaç haneli ise ona göre para çekiyor. 100 dolar diyor. Olabilir. 500 dolar diyor. E, elinde varsa şey bir de gerçekten geri veriyor. Verip denedim ben. Ya belirli bir harfe kadar bedava yapıyor çünkü. Ha. Ama tabi üç kağıt da olabilir Ama okuduğum 3-5 yer üç kağıt olmadığını yazıyordu. Adamlar bu rainbow table'ından satır satır satıyorlar yani. Parayı <laughs> veriyorsun. Şu eşim abi versene bir 10 dolar at diyor. tak Veriyor sana E, Tabii bir CPU gücü var. E, adam emek falan dermiş. Tövbe yarabbim. <gülüyor> <gülüyor> ya bu legal bir şey midir mesela? Ne dersin? Bunları hesaplamak. Biri sorunca bunu söylemek sence illegal midir? Legal midir? Yo bence legaldir. Sonuçta bu açık bir algoritma. Herkese açık. Ya belki adam yani. şifresini unuttu. Geçen oldu bir arkadaşım ya. Şu an seyrediyorsa el sallayayım. KeyPass diye bir yazılım var biliyorsun değil mi? Aha. KeyPass yazılımı arkadaşlar. Çok bütün parolalarını bir yerde topluyordun. Evet ben yani şey çok fazla parolan varsa ee, bunları unutma ihtimaline karşı bir yazılım var. Bu arada open source bir yazılım. E, özgür yazılım diye biliyorum. E, oraya koyuyorsun bir tane parolayı ezberliyorsun. O da KeyPass'in parolası. İşte bir şeye bakmak istiyorsan KeyPass'i açıyorsun. KeyPass bunu kriptolu bir şekilde haritasında saklıyor bu arada. Güvenli olduğu adı edilen bir yazılım. Piyasada çok yaygın kullanılıyor yani o şifreyi giriyorsun. Örneğin işte Gmail şifrem neydi? Bak basıyorsun onu öğreniyorsun. Harika Gmail'e giriyorsun. Sen bu sayede her şeyi tutmuyorsun. Ama arkadaş KeyPass'in şifresini unutmuş. <laughs> KeyPass'in şifresini unutursan bütün <laughs> şifre... Düze olmuştur biraz. evet. İşte o hash ile salklanıyormuş. Acaba kırabilir miyiz falan dedi. Abi dedim. Yani nasıl bir şifre koyduğuna bakar yani. Basit bir şifre koydun mu? Hayır dedi. İyi dedim o zaman. <laughs> ya çünkü çok çıldım parolalar koyabiliyor 15 var, 16 harf falan. Her an aşıyor olabilir. Velhasıl aslında peki yani o zaman şuradan şuna gelebilir mi? 8 harf, 9 harflik ee, bir şifre ise geri çözülme ihtimali var. Ama sol tut meselesi var. Sol tut meselesiyle ilgili Yemek hiç açıklama yapmamış. O konuda suçlamıyorum da yani bu belki güvenlikle ilgili fazla detay bilgi olabilir, vermeyebilir. Aslında vers şimdi bunu zaten çalan adam sol tutma değil mi dakika bir anlamıştır. Tamam mı? Tabii, tabii. Bunu anlamanın neyi en... oluyor onun ya. Yani. En kolay yöntem ne biliyor musunuz arkadaşlar? Daha önce bilinen bir parola. Çok basit. Sen orada atıyorum e, Mahmut diye bir kullanıcı var. Mahmut'un hesabı var ve sen Mahmut'un şifresini diyorsun. Mahmut sensin belki bu işlemleri yaptın tamam mı? Kendi şifreni biliyorsun. Oradan kendi şifreni hashliyorsun SHA256 ile. Çalınan veri tabındaki SHA256 ile karşılaştırıyorsun. Aynı ise o hiçbir salt işlemi Almış yapmamış. Dedim. Demektir. Kabak gibi anlıyorsun bunu. Ee, ama değilse aslında saltı çözme şansı da var yani. Kendi şifresine bir şeyler ekleyip. Saltı biraz anlasana bize. Doğru biliyor musun? Nedir, nedir? Ya yani şimdi bu salted denen mekanizma tuzlama yani tuzlama, aslında ha. bu rainbow bu rainbow table diye bahsettiğimiz yani işte bir x kişisi gidip işte 15 haneye kadar olan bütün parola ihtimallerini alfanumerik bütün parolama ihtimallerini teker teker deneyerek bir tane tablo oluşturuyor ve bu tablodan da şa 256'nın verdiği çıktıları karşılaştırarak ha yani Doğukan'ın parolası deneme 1 2 3'müş. Çünkü biz deneme 1, 2, 3'ü işte bu denemelerimiz sırasında hashledik ve tablomuza kaydettik. Bu tuzlama yani sol işleminde ise size gelen input'u yani şa 256'ya sokacağınız input'u sonuna sizin önceden belirlediğiniz bir şeyi sokuyorsunuz. Bu da şu anlama geliyor. Şimdi SHA-256'lını çıktılarını hesaplamadan bulamazsınız. Çünkü geri dönüştürülemeyen bir algoritma olduğu için, yani ters yönde çalışan bir algoritma olmadığı için illa bunu hesaplamanız gerekiyor. Eğer siz SHA-256 oluşturma mekanizmanızın içerisine böyle bir tuz mekanizması, salt mekanizması koyarsanız bu rainbow table'ların hepsi tamamen kullanışsız oluyor. Tamamen hiçbir işe yaramaz hale geliyor. Sizin elinizdeki tuza, salta, salt stringine, salt textine göre bütün Rainbow Table'ı baştan aşağı hesaplaması gerekiyor. Yani sizde spesifik yani sizin salt'unuza özel Rainbow tablosu hesaplaması gerekiyor. Yes. Bu işte Atakır'ın ya da bunu yapan kimse. Bu salt mekanizmaları zaten bu şey böyle bu Rainbow Table ataklarının önüne geçmek için ortaya çıkarılmış bir şey. Yapılan şey de basit. Sizin yine Peki işte doğru işte sana bir, bir şey soracağım. şifreniz. Basit bir şey soracağım. Atıyorum salt mekanizması yani şöyle mi oluyor? Mesela atıyorum deneme 1-2-3 sonuna bir de A harfi ekledi. Böyle mi yani? Evet. Aynen Bildiğim kadarıyla o şekilde. Bildiğim e göre. tamam o zaman. Yani, yani aslında o var olan rainbow tablolar çöp olmuyor ki. Yo oluyor. Niye abi? Çünkü sen şöyle şimdi deneme 1 2 3'ü aldın. Sen biraz daha şey diyeceksin. 250, Aa diyeceksin haklısın diyeceksin. Tamam. Şa 256 <laughs> deneme 1 2 3 şa 256'sını aldın. Sana bir 250 aldı bildik bir tane string verdi. Sen yani bir şekilde şimdi de. bak kendi şifreni biliyorsun tamam mı? Kendi tamam. şifrenin e, hash'ini de biliyorsun. Aynı olmadığını gördün. Evet. Anladın ki, salt edilmiş. Sonra salt denemeye başladın, tuzlamaya başladın. Yani başına A koydun, kıçına A koydun, ortasına A koydun, ortasına A, B, C koydun. Bir şekilde saltı anlamaya çalışıyorsun. Nasıl tuzlamış bu herif? Bir şekilde tamam. tuzu çözdün farz et. Tuz da başına, o... sonuna bir bir koydu farz et. Çözüme ihtimali zor. Hı. Tamam, kabul ediyorum. Ama bir şekilde soltu çözerse, rainbow tabloları çöp olur mu soru işaretine geliyor. Sen olur dedim, ben dedim ki olmayabilir çünkü bak şöyle düşün. Salt elinde varsa olmaz. Yani tekrar yes. hesaplaması gerekir ama işte gerekmez. Çünkü bak deneme 1 2 3 tamam mı? Başına ve sonuna 1 koyduğunu düşünelim. 1 deneme 1 2 3 tamam. 1. İşte şimdi senin bunu, Rain... bunu şahe güzel alıyorsun ama. E, tamam. Farklı bir şahe güzel oluyor. İyi de ya. Rainbow tablosunda mutlaka adam 1 deneme 1 2 3'ün de hash'ini almıştır. Ve sen oradan çıkan şifre A bir denemek ki 1 2 3 salt neydi başa sona 1'di onları kaldırdım mı al sana şifre. Doğru olabilir. Nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Olur tabii ha, bak gibi olur. <laughs> Ama konuşsak ki değiştiriyorsun ya sürekli başka bir şey sokuyorsun. Salt'u yani e, bu çünkü hani dediğim gibi base'imiz şey olduğu için, hani Rainbow Avatarı olduğu için Orada Salt'u salt biliyorsa zaten bir yalansın yani zaten. Salt'u biliyorsa Rainbow Abi. Tavları yine iş yapar. Ama şöyle bir şey oluyor bak. Salt'u çok büyük seçerse... Atıyorum ha, yani. Salt'u mesela 100 karakterli seçerse o zaman işler çok değişir. Diyelim ki. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen <oluyor. gülüyor> o. zaman O zaman Rainbow Tavası hiçbir şey yaramaz. O kadar karakterli kimse oturup Salt yapıp tuzlayamaz yani. Yani tuzlamak değil pardon. Rainbow Tavası oluşturamaz. Vaa çılgın şeyler arkadaşlar. Yani ee, bilmiyorum onlar nasıl... Şu şey yapmış. ŞA-256'yı ne, ne şekilde kullanmış bilmiyorum ama standart bir ŞA-256. Rainbow tabloları çerçevesinde eğer uzun bir şifrede seçmediyseniz e, geri çözülmeyi, kırılma bence yanlış. Kıramıyorsun. Öyle bir şey yok. Geri çözebiliyorsun. Ya ben şeyi benzetiyorum ya. Vardı ya eskiden James Bond çantaları. Hı hı. Mesela babam rahmetli şey yapardı. Şifresi unuturdu. Ben çok severdim çocukken onları <gülüyor> açmayı. <gülüyor> Üç hane. 0.00'dan 999'a kadar böyle tık 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 çevire çevire tek tek denersin. Ve ben mutlaka bir şekilde yani oturur saatlerce uğraşır. Onu tek tek dener. <laughs> Parmaklarım artık uçlarını hissetmezdim bir süre sonra. Atıyorum 232. Pıt açılır. Şimdi ben o şifreyi kırmış mı oldum? Hayır tek tek denedim çözdüm. Yani aslında bu olay da çözmek oluyor. Kırmak değil bence. Ama yani güvenli yani sol tutsa ben değilse birçok kişinin şifresi gitmiş olur ama hiç şey duymadım ya kimseden. Ee, yani yemek sepetimde hesabımdan bir şey oldu falan. Sen duydun mu? Bir şey olmadı yani. Neyse bu ilk olayı geçiyorum ben. Bu arada KVKK'dan ilk olay sonrasında en yüksek ceza 2 milyon TL'ymiş yanlış hatırlamıyorsam. 2 milyon TL ceza alıyorlar. Etkilenen kişi sayısını bu arada e, altını çizmek isterim. 21 milyon 504 kişi etkilenmiş. Ee, güzel rakam yani güzel rakam. E, bu arada Yemek Sepeti'ne ait bir web uygulama sunucusunun üzerindeki bir açıklık bulunduğu. Bu açıklıktan yararlanarak uygulama kurulduğu ve komut çalıştırmak suretiyle sunucuya erişilebildiği. Ne diyorsun sen bu açığa? Çıkamıyoruz demek <laughs> Çıkamıyorum. çıkamıyoruz. <laughs> <laughs> Nedir? Ne diyordu? O? Anlat bize şunu. Ya bir daha kurmuşsun abi. Yemeksepetine ait bir ya. web uygulama sunucusunun üzerine, sen şu an ekranı görmüyorsun, dur dur, al sana abi. Şu an ekranı görmüyor. Şu an sağdaki işte. Şurası. Tamam, şu an görüyorum. Bu şöyle oluyor, bizim güvenlik açığı dediğimiz, şey de anlatmıştın sanki, Cyber Ops'da anlatmıştın, Buffer Overflow vesaire. Anlatmıştım da, bu Cyberops değil burası. <laughs> ya şöyle düşün, yani bu... Herhangi bir kütüphanede kendi web sayfanı web servisini geliştirirken kullandığın herhangi bir kütüphanede örnek veriyorum işte HTML datası tamamen uyduruyorum şu an. Sana gelen datayı parse ediyorsun diyelim ki. İşte web servisine gelen bu datayı parse ediyorsun ve veri tabanına kaydediyorsun. Ama bu parsing işlemini yapan yani gelen HTTP datasını okuyan uygulama atıyorum C ile yazılmış. Efektif olsun diye. Ancak C'de hani C programlama yaparken ve de siz yönettiğiniz için ve bu programları geliştiren insanlar, kişiler insan olduğu için haliyle bazı şeyler gözlerinden kaçabiliyorlar. Ve bu gelen pars edilmiş data e, RAM'de veri tutma alanı yerine kodun çalıştırıldığı alana taşabiliyor. Yani siz böyle remote code execution gibi açık tiplerinde hani sadece o web servisine, web sunucusuna veya işte neyse o artık o portun IP'nin arkasında ne varsa artık oraya gönderdiğiniz normal tarayıcının gönderdiği değil, sizin işte değiştirerek, alter ederek gönderdiğiniz bazı istekler sizi o sunucunun ya da o konteynerin artık neyse onu shell'ine düşürebiliyor. Yani shell'ine düşürmekten kastım o çalışan sunucu üstünde, o servis üstünde istediğiniz işte Linux, Windows artık ne varsa, hangi bytecode ne varsa istediğiniz kodu çalıştırabiliyorsunuz. Bu aslında bilgisayarların çalışma mekanizmasıyla alakalı bir şey. Hemen anahtar kelimeyi de, verip, kelimeyi de vereyim. Buffer overflow. E, İsteyen arkadaşlar araştırabilirler. Büyük ihtimalle bu hani yapılan açıklamadan şunu anlıyorum. Kullandıkları kütüphanelerden bir tanesi de bir güvenlik açığı vardı. Ve bu güvenlik açığını işte denetleyemediler ya da fark etmediler. Ya da fark et daha kötüsü fark ettiler ve bir şey yapmadılar aman bir şey olmaz diye. Bu bilgisayar korsanları da bu açıktan faydalanarak o sunucuya erişiyor. Ve o sunucuda aynı zamanda Do, hani daha bir basit yemek sepeti bir ya da başka... daha basit bir atak değildir değil mi? Sonuçta orada bir şey kurmuş ya yani bir SQL injection falan diye adam bizzat uygulama kurdu yo, yo, yo. senin sunucunda. Tabi tabi bu şey kompleks bir şey yani baya hani bu remote code execution şöyle bir şey de, olamaz de, değil mi yani ataklarında ya, ya var olan exploit'i kullanırsınız ki onu kullanmak onları kullanmak diyor çocuk oyuncağı değildir bayağı zor bir şeydir ya da çok ha, ileri bir noktasındasınızdır ve bu exploit'i siz yazıyorsunuz o şimdi, zaman zaten hani tek derdiniz yemek şimdi. sepeti olmaz çoğu zaman de Zero Day yakaladıysan yemek sepeti uğraşmaz mı? Hep diyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Doğukan biraz latince konuştu. Artık bunun için biraz Google'layacaksınız arkadaşlar. Bunu tercüme edersem çok uzar. <laughs> Saat ona geliyor zaten. <laughs> Daha yeni şeye bakacağız ama sadece bir şey ekleyeceğim. Şöyle bir şey olabilir mi diyersin? Yani atıyorum bunu yöneten arkadaşların mesela uzaktan bu sunuculara erişim yoktur. Bir kere dünya üzerinden buna gelemez yani hiçbir Tabii profesyonel yani... bir kurum ana global web sayfasının yönetimini internet üzerinden böyle global bir IP'den gelecek de ben buna yani ben atıyorum gerçekten atıyorum web sayfasının yöneticisiyim tamam mı. Kendi daha kayıtlı IP'mden uzaktan bağlanayım şuna işlem yapayım bir program yükleyeyim diyemem. Gene bunu geç. Ama şu olabilir mi? Bunun yönetme etkisi olan kişi bir VPN ile giriyordur ya da iş yerinden giriyordur ki o zamanlar VPN evet tamam Mart ayı şeydir. VPN ile giriyordur. Adamın makinesi yenmiştir. Onun makinesi üzerinden basılabilir mesela? Ha olabilir çok olası. Hatta daha olası yani. Çok ihtimal var arkadaşlar. Çok ihtimal var. Her an her şey olabilir ama tercüme edersem birileri bu yemek sepetinin web sunucusuna başka bir uygulama kurmuş. Tam bir yazılım çalıştırmış. Soliterm mı kurmuş? Ne kurmuş bilmiyorum. Bir şeyler kurmuş. O yazılım sayesinde uzaktan istediği emri vermiş. Sunucunun kamerasını açmış. Kimler sunucu yönetiyor? onları görmüş. Her şeyi yapmış anlayacağız. Çok ya bir... bu şöyle çok, bir şey. Çok, çok o web ya. servisinin olduğu sunucuya eriştiyse, o sunucu zaten veritabanı sunucusuna da erişebiliyordur. Yani çünkü evet, o var. uygulamanın üzerinde çalışan uygulamanın zaten o veritabanına erişmesi gerekiyor. Peki yine aynı şeye gelmiyor muyuz Doğu? Twitch meselesi. 21 milyon 504 bin kişinin aslında bir şey yapalım ya yani böyle rastlansal e, isim soyad rastlansal adres bilgileri telefon bilgileri yani bir kişinin kaydı yaklaşık kaç byte tutar onu çarpalım 21 milyon 504 bin 83 kişiyle bu data ne kadar büyüklükte olabilir, aslında hesaplayabiliriz değil mi? Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Bunu bir sonraki programı hesaplayalım. Ya yani bir daha yemek sepeti konuşmak <laughs> istemiyorum ama en azından bir cümleyi de söyleriz. Çok... Şu kadar gigabaytlık veri olabilir diye geçeriz. Ayrıca evet. arkadaşlardan biri çok orijinal bir şey söylemiş. Bak 2 milyon TL ceza kesildi ya. İnsan evet. başına bir TL bile almamışlar dedi. Ne almamışlar anlamadım. İnsan başına bir Hiç TL... Bir, evet ya. Aslında insan başına bir TL alsa 21 milyon 504 bin alması <laughs> lazım. <gülüyor> ya aslında... Yargılamak da bize düşmez ama... O cezanın çok yüksek olması beni de korkuttu ya. Arada bizim yaptığımız servisinde biz bokluk ceza bile çıkabilir. ya burada kafamızı karıştıran şey bu bilgilerle hani ucu bucağı olmadığı için hani örneklerini de veriyoruz. Neler yapabileceklerini kestiremiyoruz. En yani çok korkutan kısmı o zaten. Yani dedim ya insanların ne ne yediğinden şeye de gidebiliriz yani. Hani ekonomik durumunu, politik görüşü, o bu vesaire hepsi hakkında yorum yapıp bu kişinin bir şeyini yapabiliriz. Ona geleceğiz, geleceğiz de o. Edebilirim. Onunla ilgili çok böyle sonda ve finalde sana soracağım güzel sorular var. Çünkü e, yani bu 2 milyon alınmış da bize faydası ne falan. Dur geleceğiz ona. Güzel bir konuyu parmak parçası ile uzantı konuşacaktım ama ben şunu sormak istiyorum. Mart ayında bu olay yaşandıktan sonra yemek sepetine küsüp yemek sepetini bir daha kullanmayacağım diyen oldu mu aranızda hiç? Bu olay yüzünden olmadı. Ben zaten kullanmıyordum. Neydi keb olarak. kebapçıdan şey mi geldi? <laughs> Bayat kebap geldi o yüzden mi oldu? Neden oldu? <laughs> başka, başka ne başka olabilir? Başka uygulama getir kullanıyorum çoğu zaman. Onun ha, rakipler daha vesaire daha çok beğeniyorum. Evet yani beni rakibe kaptırdılar. Getir kullanıyorum. Zaten çok böyle aktif olarak kullanmıyordum. Ama hani çevremde sırf bu olay yüzünden ben artık yemek sepeti kullanmayacağım diyen açıkça sıraslamadım. Valla benim yani yemek, sepeti... Sepeti yemek sepeti kullanmaması başka sebeplerden. Yemek sepeti, hesabım geçen yıl Mart ayından biraz önceydi yanılmıyorsam. Geçen yıl 2020, mi? hatırlamıyorum ya. Geçen yıl başları gibiydi. Yemek sepeti hesabım yoktu biliyor musun? Facebook gibi hiç yoktu açmamıştım. <laughs> İnsanlar şaşırıyor nasıl yemek sepeti hesabı olmaz diyordu. Ben de diyordum ki insanlara ulan ben beşiktaşta yaşıyorum. <laughs> ben şeyde yaşıyorum yani. Her şeyin olduğu bir cennette yaşıyorum. Ben niye yemek sepetine iniyorum İniyorum 30 saniye sonra yemek yiyorum yani. İstediğim her şeyi yiyorum. Her şey vardı. O yüzden şeydi yani bana illa yemek sepetinden sipariş ediyorsa gelen misafir benim evi kaydetmişti. Benim işte evin adresi oradan gitmiştir. Başkalarının hesabı. Ha olabilir. <laughs> ama daha sonra bir yerde mecbur kaldım. Yemek sepeti hesabı açtım ama kredi kartı bilgisini bakın en basitinden mümkünse hiçbir alışveriş sitesine kredi kartı bilginizi ne olursa olsun kaydetmeyin. Bu bir. ikincisi İkincisi şifre çözülme ihtimaline karşı da bu şifreyi kullandığınız envai çeşit aynı şifreyi kullandığınızı biliyorum. Aynı şifreyi aynı her yerde kullandığınızı biliyorum. O şifreleri <laughs> değiştirin bir zahmet. Ne dersin Doğu haksız mıyım? Ya kesinlikle zaten en büyük atak vektörlerinden bir tanesi bu. Daha önce defaatle de, çok defada da bahsetmiştik. Yani uyduruk bir forum sitesine girerken her yerde kullandığın şifreyi veriyorsun. Sonra o forum sitesi ekleniyor. Sonra oradan e-posta adresine gidiyorlar. Banka hesabına gidiyorlar. Sosyal medya hesaplarına geçiyorlar. Bankaya da aynı şifreyi verdin zaten. Az bilmiyorum zaten ne, ne diyeyim yani. Ya <laughs> örnek olarak verdim bankayı. Bankalar artık biraz daha farklı davranıyorlar işte. Daha çok ceptir, QR'dır vesaire onlar. Hmm. Bankaların durumundan, Türkiye'deki bankacılığın güvenliğinden en azından Banka kullanıcı tarafından. Yani. Ya, tarafında. Bence iyi çok da banka kötü için. değil yani. Ben şey çünkü şey security anlamında çok bir, daha konuşuyor security de yani iyi gözüküyor. O, ama her banka için şey diyemem. Ama hizmet anlamında dijital hizmet konusunda çok iyi ben sana söyleyeyim. Aynen ya Avrupa'dan falan o konuda şey daha iyisiniz. Yani, dijital Aşmış hizmet biz. konusunda yani. Açmış durumdayız. Amerika'yı böyle ezmiş geçmiş durumdayız. Öyle diyeyim sana. Amerika leş. O kadar kötü ki yani bankamatiklerin yazılımı bile leş. Biz de çahid oldum abi öyle, gördüm ha, yani. biliyorum. Öyle <laughs> ne yani çok <laughs> bizde, bizde hala Windows XP kullananlar var. Ya arkada çalışabilir ama arayüz sonuçta user friendly olması vesaire. Yani generic <laughs> benim çalıştığım 3-5 banka var. Onların hepsinin çok iyi. Ha, devlet <laughs> bankalarını bilmiyorum. Onlar pek çalışmıyor bilmiyorum ama. Onun için iyi yani. <laughs> i̇yi iyi onlar için. Neyse yani, ya bankacılık konusunda şu an böyle bir şey. Yok yani. Ben şeyi anlayamadım. Yani ee, hiç kimse yemek bile küsmemiş bence ha. Yani ben de öyle görüyorum. Bence de hani bu sebep yüzünden yemek sepetine küsen. Çok yerde sordun abi. Sen ben belki. Çıkmadım. Hani sen ben gibi adamlar belki. O da belki. Ben sana hayatım bir kere kullandım. İhtiyacım oldu. Bir daha kullanmadım. Ne, ne şeyini bilirim. Şüphesini bilirim. Ne şeyini bilirim. Kredi <laughs> kaydetmedim eminim. Kaydetmem çünkü. Ee... O noktada ben şeye çok sinir oluyorum. Bu e, alışveriş sayfaları var ya böyle seni kandırarak kredi kartını kaydettirmeye çalışıyorlar. Yani işte o, lütfen okey basın ve işte kartınızı kaydedin ve alışverişe devam edin. Aşağıda çok küçük yazılarla böyle işte ka kartımı kaydetme yazısı falan var. Oraya o, orada şöyle yazıyor. Alışveriş tamamlandı. Tamam tuşuna basıyorsun. Aslında altında alışveriş tamamdı. Kredi kartını kaydediyorum. Tamam. Ona şimdi çarpıya basarsan acaba alışveriş yapmamış mı oluyorum acaba falan. Çok üçkağıtçılar. Çok üçkağıtçılar. falan. çok Çok üçkağıtçılar. <laughs> bence hukukçuların nasıl buna bakması lazım bence. Hani en önemli olaylardan bir tanesi bu. Bir Bayağı de... milleti kandırıyorlar yani aslında. Psikoloji, ya insan psikolojisi kullanarak. Ya ben şey oldum. Bu meşhur alışveriş sitelerden biraz isim vermemeyi tercih edeceğim. Ee, adamlar tam Amerikalı gibi. Amerikalı da şöyledir yani. Alışveriş yap da nasıl yaparsan yap. Yani kredi kartı bilgisini çalınma ihtimalini bile göze alıp alışıp sat yeter ki. Hiç umurlarında değil. Sat. Tamam mı? O felsefede abi düğmeye bastım. Ne pin kodu ne bir şey açaktırmadan benim kredi kartını kaydetmiş farkında değilim. Peş peşe iki sipariş verdi tamam mı? O an anladım. Düğmeye bastım sipariş onaylandı dedi. Dedim kredi kartı vermedim. <laughs> Hiçbir şey vermedim. Ee, biliyorsun. 3D, 3D, Secure. 3D Secure da yok. Hiçbir şey sormadı tamam dedi abi sattım sana dedi. Yuh dedim bu hayatımda gördüğüm en hızlı alışveriş oldu. Sonradan baktım kredi MW... kartı <laughs> 3D Secure umursamıyor. MV MW... satış diye bir şey var. Onu bankalar işte pin sormadan vesaire işte normalde sen tam mesela ilk alışverişte kartını kaydetmişsin. İkincisinde işte 3D Secure parolasının gelmesini beklersin değil mi? Hani ikinci, ikinci alışverişte yapıyorum. İşte orada MV satış deniyor ona ve bankalar bunu sadece bazı firmalara anlaşmayla veriyor atıyorum. X yoldan gelirsen MV satış yapabilirsin gibi. Ya, aslında ya da bir şey, şey yap. çipin, yani. çalışmaz diyelim ki kartın çipi çalışmaz yanındaki manyetikten çekersin çıkan kağıtta imza ister senden o da MV satıştır mesela. Anladım ama online'da imza atamıyorsun. <laughs> ya, atamıyorsun ama öyle şeyler mümkün yani. <laughs> Okey yemek bitmez ama sabaha kadar konuşabilirim daha böyle birçok şeyi tamam, atladım. Aldım geçiyorum geçiyorum. Şimdi bu son olayı konuşacağım. Aslında son olayı konuşamadık bile saat 10'a geliyor. Son ayda o kadar ilginç iddialar var ki. O kadar ilginç. Onların görsellerini göstermeyeceğim. Bazı screen capture'lar var tamam mı? Ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Onlar şu soru işareti. Ben önce resmi açıklamayı göstereceğim. Sonra üzerindeki iddiaları sadece bir söylenti tadında olduğu için konuşarak aktaracağım. Ve üzerine asıl şu 2 milyon TL'ye taktım ben. <laughs> Tamam mı? Onun üzerine konuşmak istiyorum. Az olduğu için değil başka bir şey. Dur önce şu ben sana şu görseli göstereyim. Evet. Mart 2021 bitmişti. Tarihler 2021 16 Kasım. Yemek sepeti tekrar bir açıklama yaptı. Dedi ki Kötü niyetli bazı e, kişiler kaynağı belli olmayan verileri yemek sepeti ile ilişkilendirerek bu verileri yayınlama tehdidiyle şirketimize ulaşmış ve fidye tarihinde bulmuşlar. Bak 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 bak. Diyor ki başka yerden çalmışlar. Yemek sepeti diyorlar. Olabilir gibi bir iddia var. Yanlış mı anlıyorum? Aynen öyle. Yani o yemek sepetinin iddiası şey. Bunlar isimleri soy isimleri hani uydurdular. Hani... Ahmet ya da ben şey de ben anlıyorum. Oraya sizi yiyorlar. Kaynağı belli olmayan diyor abi. Atıyorum X pisteden de çalmış olabilir. Yemek sepet diyorlar da olabilir. evet. çok, o çok can Her şeye çekilebilir yani. Çok <laughs> başkası da topu atmış ha. Tam şey. Maç ne oldu bilmiyorum ama. <laughs> bu arada maç vardı burada Galatasaray Fena maçı. Buna rağmen yayınımıza gelenlere bir alkış yolluyorum. <laughs> Doğu sen duyamadın alkış sesini ama onlar duydu. Sıkıntı yok yemek sepeti olarak bu tip yasa dışı talepleri değerlendirmeye dair e, dahi almamız mümkün e, olmadığını belirterek konuyla ilgili tüm resmi kurulu bilgilendirmemizi ve yasal süreci başlattığımızı ifade etmek isteriz. Yemek sepeti olarak kalıcı verilerin en temel Bla 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 ee, bu son olayla bağlantılı olarak yeme sisteminde bir veri ihlali olup olmadığı uzman ekiplerce detaylı bir şekilde araştırılmış. Herhangi bir veri ihlali ya da hırsızlığı kesinlikle tespit edilmemiştir. Diğer taraftan bir veri hırsızlığı yaşanması durumunda yapılması gereken e, gerekenler kanunlarla açıkça belirtilmiş olup yemek olarak bugüne kadar yaptığımız gibi kanunlara uygun bir şekilde açık ve şeffaf bir süreç yürüteceğimizi kamuoyuna duyururuz. Yani adam diyor ki ben hacklenmedim aga. Ben o böyle anlıyorum. Yanlış mı anlıyorum? Ne diyorsun? Evet. Aynen öyle söylüyor. Yani bir araştırdık ama bir şey bulamadık diyor yani. Ya yani ben hacklendiğini düşünmüyorum diye aslında. Aynen öyle. İnşallah değildir. Böyle bir şey yoktur. Ama böyle bir olay tekrar yaşandıysa. Tamam mı? Şunu demeyecek misin? Ebe KVKK sen aldın 2 milyon TL'yi de. Bu adamların zafiyeti kapandı mı? Hala açık mı? Baktın mı? Ya bence şöyle olmalı. KVKK o parayı aldı mı abi? O paranın Hı. belirli bir yüzdesiyle muazzam bir şey, red team ekip. Bunlara tekrar bir dalmayı deneyecekler. Bütün zafiyetleri belirleyip, yani zorunlu red team parası ödemiş olacak bu herifler. Bir işe yarasın para. <laughs> tamam mı? Aa, evet. Bütün zafiyetler bulunacak. Bir danışman ekiple bunlar kapatılacak. Tamam abi eli sıkışılacak. Bir süre güvenlisin. Bu daha bunları yapma. Daha bak. <laughs> Bence böyle olmalı abi. Yoksa... Güzel fikirmiş bu arada ya. Bunda gidebiliriz. Bir yerlerle konuşabiliriz belki. Yani alıyorsunuz zorunlu red team desteği falan gibi. Ha. Bence olmalı abi. Kesinlikle olmalı. Red team bir rapor çıkarmalı ve o rapora karşı e, kısa bir belirli bir süre kısa değil abi. Yani bir ay falan süre verilmeli. Kapatıp kapatılmadıkları Red team bir daha taramalı. Ne derler yani? Sadece ceza olmamalı abi. Bir şeyler değiştirmeli. Yani bir, biraz ilerletmeli. Adamları bir daha bu başlarının olay gelmemesini sağlayacak bir faydası olmalı. Bak yaptırımdan bahsetmiyorum. Fayda diyorum ya. Kötü bir şey istemiyoruz. Ne diyorsun Doğu? Ama bu yani red team fikri üstüne odak da zorunlu red team öyle söyleyeyim. Yani böyle bir ataktan sonra zorunlu red team yaptırıp üstüne kapatmazsan ceza her seferine giderek katlanarak artırması gayet caydırıcı olur aslında. İyi iyi tamam toparlayacak olursak vallahi bu işi takip ederiz ama mümkünse inşallah bir şey olmamıştır. inşallah fake'tir. Bu Var. arada geçtiğimiz günlerde benim yine zamanında şey yaptım, support verdim. Çok sevdiğim bir kurum aradı. Böyle bir şey yaşamışlar tehdit üzerine daha sonraki discord'larda konuşuruz. Yani test yani birçok firmeyi tehdit ediyorlar. Arkasında gerçekten bir şey olmamasına rağmen de tehdit edebiliyorlar. Ya da çok küçük bir zafiyet yakalıyorlar, tamam mı? Ama bak bunu aldık hani daha. Onu tehdit sonra edebiliyorlar. Sizi deşebiliriz. Bir, şu kadar Bitcoin'i ver falan yapabiliyorlar. Öyle yaşanmış hikaye var bildiğim. Yeni bu arada, çok taze. Onun üzerine konuşuruz Aha. ama bence bu haftalık yeter. Ne diyorsun kardeşim? Efendim? Bu haftalık yeter dedim. Evet Arkadaşları ya, daha çatlatmayalım. Yani. Bu arada hiç soru mu alamadık kusura bakmayın ya. Kaçırdığımız bir soru var mı? Moderatör ne dersin? Hocam devam etseydik. <laughs> Vallahi devam ederiz de işte aile var, hanım var, çoluk çoluk. Çoluk çoluk. Çocuk bile diyemedi bak. Çoluk çoluk. Çoluk çoluk. Var. <laughs> o yüzden haftaya saat 8. Doğu haftaya saat 8. Tamam mıyız? Haftaya saat sekiz abi. Okey. O zaman arkadaşlar şöyle öncelikle katılan, genel herkese teşekkür ettik. Bir tane soru var, onu hocam Chrome şifre kaydetme ne kadar güvenli sorusunu sormuş. Onu haftaya mı konuşsak, ne yapsak? Cookie'lerde konuşabiliriz. Cookie'ler anlatırken onun üstüne de değinebiliriz. Biraz daha ayrıntılı cevap vermiş oluruz. Valla ben şöyle söyleyeyim, lokale hiçbir alt kaydetmeyin arkadaşım da kaydetmeyin. <laughs> Ece'de kayf, Firefox'ta kaydetmeyin. Bilin, bilin. Yani kritik bir şifreyi asla kaydetmeyin. Benim kişisel tavsiyem. Takdir sizin. Ee, ama bir sonraki yayında bunlar üzerine konuşabiliriz ya da önümüzdeki hafta bakarız. AMD'den konuşacaktım o an unuttuk bir yemek sepeti. AMD bu arada Nvidia'nın da bombaları var çok orijinal. Nvidia'da acayip şeylere gidiyor. Ee, bakalım. Bakalım. Konu çok çok şey var. Konu çok çok şey var. <laughs> evet arkadaşlar çok çok teşekkür ettik Doğukancım geldin. Ee, kameraya döneyim sen. Görüntüm burada gözüküyor. Kamera burada o yüzden. <laughs> Oraya bakıyorum. Ne <laughs> Gözüm şaşmış oldu. Şu kameranın yerini değiştireceğim. <laughs> Neyse çaylaklık o kadar olur. Evet Doğukancım geldin. Sohbetimiz e, cana vardı. E, bu arada neyi unuttuk? Bitmiş. Ne bitmiş? Ne bitmiş olur? Aç bitmiştir herhalde. Yani. <laughs> Sen Gorillaz'ın o şarkısını biliyor musun? <laughs> Neydi ya o şarkı? Yok, e, Gorillaz çok oldu ya. Gorillaz var mı? Aynen onun ya? gibi Yarın gizim. Yarın Spotify düşüyordu ama. Doğu ne yapıyorduk? şa 250 hesaplıyordum burada. Ha evet ha, şeyden ha. Python'dan değil mi? Abi, Bitmiş. Dokuz, ne kadar 960 saniye nokta 4. 960 4 saniye. Yani 4 saniye adresi. 960 saniye abi. Böyle Kaç yapmış. karakterliydi? 8 karakterli alfanümerik şey 8 karakterli Sadece sayısal sayı. parolalar. Ama abi 960 saniye çok az lan. Yani çok kısa. <laughs> bir ara bunun 10 10 hane ve için ne kadar sürer diye bir estimasyon yapabiliriz. yaparız yaparız. 10 hane ve ama yani daha iyi bir kod yazmak gerekiyor. Bu dediğim gibi multi threat yapmıyor abi. Sen bunu multi threat yap. 16 koruma birden dağıt. Bunun 16 da biri de alabiliriz yani biz. Tam %100 verim yani on, bile onda birini alalım yani verim olarak. Onda bir aynı. Onda birini alalım işte 96 saniye iner abi bir buçuk dakika ya. <laughs> Çok çılgın. <laughs> Çok çılgın. Ya yani inanmıyorsunuz dur ekranı paylaşayım ya. Dur vallahi paylaşıyorum bakalım. Al bak. Al bak. Bak sıfırdan sonra kaç haneye kadar hesaplıyor böyle yani. Arkadaş da hassastır yani. 960 saniyede bu işi bitirmiş. Çılgın. O yüzden sadece sayıdan oluşan parola vermeyin arkadaşlar. Yani <laughs> çok feci yerler. <laughs> Yayını da bir türlü bitiremiyorlar. <laughs> Gorilla Ask. Evet. Feel good inch değil mi? Doğru. Bak kahkamdan anladılar. Gerçekten onun gibi kahkaha attım he. Gorillas orijinal izi, ya kahkahaların orijinal gerçekten. <laughs> Bunu ben de beklemedim. <laughs> Neyse. Okey arkadaşlar tekrar geldiniz. Ee, keyif verdiniz. Dorkancığım çok sağ ol. Kapatıyorum. Önümüzdeki Geldilerim. hafta pazar günü Dorkan siz biz hepimiz görüşmek üzere hepinize iyi pazarlar. Bay bay.